Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Başka Ülkenin 34. programında beraberiz. Bugünkü konuğumuz Duke Üniversitesi'nden Mustafa Tuna olacak. Mustafa hocamızla beraber Çarlık Rusyası'nın Müslümanları ve modernite konusu üzerine konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben Mustafa Hoca'yı tanıtmadan önce geçmiş ve gelecek programlardan şöyle kısaca bir bahsedeyim. Bir önceki programımızda Endonezya'da Hollanda sömürgeciliği üzerine konuşmuştuk. Bundan sonraki 35. programımızda da Rutgers Üniversitesi'nden Nükhet Varlık konuğumuz olacak. Akdeniz dünyasında veba, biraz da Orta Çağ ve daha önce pek değinmediğimiz bu salgınlar tarihi mevzusuna girmiş olacağız. O da farklı bir program olacak. Bu programa kadar daha önce tabii Avrasya coğrafyasının veya Rusya, Sovyetler Birliği tarihiyle ilgili programlarımız oldu. Herhalde Sovyet döneminden işte Eren Taşar'la çektiğimiz Sovyetler Birliği'nde İslam videosu ilgili bu video ile ilgili sayılabilir. İlgilenenler onu da izleyebilirler. Yine çok daha erken döneme gidersek Yulay Şamiloğlu ile Altın Orda üzerine bir program çekmiştik. Yine bu coğrafyanın tabii Rusya'nın gelmesinden önceki tarihiyle ilgili ilgilenenler onlara da bakabilirler. Bir de burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olursanız programlardan haberdar olabilirsiniz. Bize de destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda ilgilenebilecek arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve kanalımızın videolarını paylaşabilirseniz bazen bu paylaşmalarda düşüş yaşanabiliyor. Sonradan yüklediğimiz videolar ilk videolara erişemiyor. O yüzden bu küçük hatırlatmayı bazen yapıyorum ben. Bu şekilde paylaşarak, kanalı ve programları paylaşarak bize destek olursanız da çok memnun oluruz. Mustafa Tuna 2009 yılında Princeton Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Doktora tezinde daha sonra kitap haline gelen doktora tezinde gene bu Kazan Müslümanları, Kazan bölgesinin Müslümanları, Rusya Müslümanları üzerine çalıştı. Tez hocası da Steve Katkin'di. Ondan da herhalde biraz konuşuruz. Sovyetler Birliği tarihinin dünyadaki en önemli tarihçilerinden biriydi tez hocası. Princeton'da doktorasını aldıktan sonra uzun bir zamandır da Duke Üniversitesi'nde görev yapıyor. Hocamız Slavic and Eurasian Studies, Slav ve Avrasya Çalışmaları bölümünde görevli. Aynı zamanda tarih bölümünde de dersler veriyor yanlışım yoksa. İlk kitabı, doktora tezine dayanan ilk kitabı Imperial Russians Muslims başlığıyla Cambridge Üniversitesi yayınlarından 2015 yılında çıktı. Daha sonra 2022'de bu kitap Türkçe'ye çevrildi. Rusya İmparatorluğu'nun Müslümanları İslam, İmparatorluk ve Avrupa Modernitesi 1788'den 1914'e Küre yayınlarından Türkçe'ye de çevrildi. Bu da çok sevindirici bir tercüme oldu. Bizim sohbetimiz, bugünkü sohbetimiz büyük ölçüde bu kitap çerçevesinde olacak. Hocam isterseniz gene bütün konuklarımıza ilk sorduğumuz soruyla başlayalım. Siz nasıl ve neden bu konuya yöneldiniz? Nasıl Rusya Müslümanlarının tarihçisi oldunuz? Özel olarak bu konuyu niye seçtiniz? Akademik geçmişiniz nasıl şekillendi? Sizi tanıyarak akademik geçmişiniz hakkında bilgi sahibi olarak başlayalım isterseniz. Daha sonra da daha doğrudan konuya geçeriz. Peki, başlayalım. Liseden beri herhalde diyebiliriz. Liseden beri ben tarihçi olmak istediğimi biliyordum. Ama üniversitede puanım daha yüksek yeri tuttuğu için uluslararası ilişkiler bölümünde okudum. Böyle bir hani üniversite giriş sistemimizin oyununa geldim diyelim. Ama iyi de oldu çünkü Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde okurken saha çalışmaları adı altında aslında tarihçi olan birçok hocamız oldu. Hakan Kırımlı, Hasan Ünal, Norman Stone ve Halil İnalcık da tabii ki Bilkent'teydi o zaman. Halil İnalcık Hoca yüksek lisans derslerini veriyordu. O program sadece yüksek lisans içindi ama arada gidip ben de dersler alabiliyordum. Dediğim gibi tarihçi olmak istediğimi biliyordum ama ne tarihçisi olmak istediğimi bilmiyordum. Yani Türkiye'de hani lise seviyesinde düşünürseniz Osmanlı tarihçisi olmak ya da işte Türkiye tarihçisi olmak akla gelir. Başka bir yerlerin tarihini yapmak pek kimsenin aklına gelmez ya da gelmezdi. Şimdi herhalde biraz daha ufuk genişlemiştir diye ümit ediyorum. Aldığım dersler içinde en çok hoşuma giden kendisini de buradan iade edelim. Hakan Kırımlı hocamızın dersleriydi. O Rusya ve Rusya Müslümanları, Rusya Türkleri üzerine dersler verirdi. Oradan bir ilgi gelişti. Bu birinci saik, birinci beni bu işe yönlendiren sebep diyelim. İkincisi ise 98 yılında üniversiteden mezun oldum. Malumunuz bu 28 Şubat sürecinin olduğu dönem. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hani üniversitemize konuşma yapmaya gelen insanlardan vesaire de bildiğimiz İslam'ın modernite için bir problem olduğu izlenimi umumen hani akademide hakim idi.
Hala da bir ölçüde hakim. Özellikle 11 Eylül sonrasında daha da hatta arttı bu düşünce. İslam modernite için problemse modernite de İslam için problem olabilir ama bu daha sonradan hani gündeme gelen bir şey. İslam'ın modernite için problem olması o zaman daha çok konuşulan bir şeydi. Ve Rusya Müslümanları içinde de cevizcilik hareketine özellikle bakıldığı zaman eldeki literatür cedidçiliğin aslında hani Sovyetler Birliği gelip de oyunu bozmasa cedidçiliğin aslında İslam ve modernite arasındaki çelişkileri ya da uyuşmazlıkları çözen moderniteyi İslam'ı moderniteye barıştıran bir akım ya da düşünce hareketi olduğu şeklinde bir izlenim vardı. Literatürden böyle bir düşünce elde edilebiliyordu. Bu benim ilgimi çekti ikinci olarak. Dolayısıyla hani bununla ilgili bir şeyler yapacağımı bilerek doktora, master vesaire yüksek lisans diye bu işin peşine düştüm. İlk olarak Indiana Üniversitesi'ne Fulbright bursuyla master yapmaya gittim. Indiana Üniversitesi malumunuz Orta Asya çalışmaları konusunda Amerika'da seçilmiş üniversitelerden birisiydi. Soğuk Savaş döneminde işte belli üniversiteleri belli konularda seçip orada uzmanlığı ve kütüphaneyi özellikle bitiyorlar. Dolayısıyla çok iyi bir yerdi orası bu konuya başlamak için. Ama ben tarih bölümüne gittim. Rusya tarihi yaptım. Onu yaparken fark ettiğim bir şey benimle beraber hani Rusya tarihi yapan master'a, doktora'ya vesaire gelmiş olan öğrencilerin ki büyük çoğunluğu Amerikalı öğrencilerdi. Hemen hemen hepsi bir şekilde Rusya'ya gitmiş, işte orada gezmiş, görmüş, dili öğrenmiş vesaire. Biz Türkiye'de tabii hani uçağa binmek böyle o zamanlar için konuşursak özellikle uçağa binmek böyle hayatımızda çok değişik olan bir şey falan. Böyle Amerika'ya gelmişiz, başka bir dünyaya gitmişiz gibi falan. Onu görünce ya benim de bir gidip Rusya'yı görmem lazımmış demek ki düşüncesi hasıl oldu. Master'ın bitiminde İlim Yayma Derneği'nden aldığım bir 5.000 dolarlık bir bursla Rusya'ya gittim. Kazan Devlet Üniversitesi bana işte vize için vesile olmuştu. Orada bir yandan Türk kültürü, Türkçe dersleri verdim Kazan Devlet Üniversitesi'nde. O zaman yeni kurulan bir Türkçe programları vardı. Biraz meccanen oldu ama işte vizeyi temin ettiler bana bunun karşılığında. Bir yandan da Kazan Devlet Arşivi'nde çalıştım. Yani 10 aya yakın zamanı tahmin ediyorum günde 6-7-8 saat o arşivde geçirdim ve ilk defa o arşivi elinde dijital fotoğraf makinesiyle giden kişi bendim. Yeni çıkmıştı böyle dokümanların fotoğrafını çekebilecek fotoğraflar. Böyle yanımda taşıyabileceğim şekilde küçük fotoğraf makinesi. Epey bir fotoğraf aldım oradan ve bunu yaparken bir yandan da yeni üniversite başvuruları yapıp bu sefer Indiana yerine Princeton Üniversitesi'nde doktoraya kabul aldım. Bahsettiğiniz gibi Stephen Kotkin idi hocam. Kendisi aslında Sovyet tarihçisi ama okuma yelpazesi gayet geniş olan birisiydi ve ben Rusya Müslümanları çalışırken bir eksiklik hissetmedim. Yani hangi konuda danışma ihtiyacı hissettiysem danışabiliyordum. Ve hani metot olarak, disiplin olarak, teori olarak, yaklaşım olarak ufkumu gerçekten açan bir çalışma dönemiydi Stephen Kotkin'le olan. Ve orada işte elimdeki arşiv belgeleri, bu arada o eskiden Norman Rose diye geçerdi ama sonradan satıldı. Norman Rose koleksiyonu denilen bir mikrofilm koleksiyonu var. Bu yaklaşık 620 küsür makaralık bir mikrofilm koleksiyonuydu. Rusya İmparatorluğu'nda ve bir ölçüde de Sovyet zamanında basılmış olan Türkiye dillerdeki süreli matbuatın hemen hemen tamamının mikrofilme çekilmiş hali. Princeton Üniversitesi'nde Ahmet Ertegün Vakfı'ndan alınan bir şeyle kaynakla o koleksiyonu aldırmayı başarmıştık. Dolayısıyla arşivden gelen yaklaşık 15 bin sayfa yanlış hatırlamıyorsam fotoğraf ve bu 622 makaralık koleksiyon benim için yeterli malzemeydi. Bunun dışında daha sonradan Peterburg'a gidip kütüphaneden aldığım malzemeler de oldu. Bu malzemeyi önüme koyup hadi bakalım şimdi ne yapacağız bununla diye düşünüp malzeme ve kafamdaki soruları birleştirerek bir tez ortaya çıkarttım. O tezde daha sonradan sizin de bahsettiğiniz Rusya İmparatorluğu'nun Müslümanları isimli tez ve daha sonra da kitap haline geldi. Şimdi hocamız birkaç şeyden bahsetti. Benim de hem kendim muzdarip olduğum zaman zaman dile getirdiğim birincisi, Türkiye'de yüksek puan alınca tarih bölümüne gidemiyorsunuz. Ben de sayısalcıydım. Sayısalcılıktan
İktisat işletme okuyarak oradan daha sonra böyle tarihe doğru yavaş yavaş siyaset bilimi üzerinden kayarak gelebildim. Böyle bir sorun var. İkincisi ilgimi çeken gene şey oldu. Amerika'ya gittiğinizde Amerikalı öğrencilerin çoğunun daha önce bölgeye gittiğini görmeniz. Aynı şeyi ben de gördüğümde çok şaşırmıştım. İlk defa daha Amerika'da doktora yapmazken Indiana Üniversitesi'nde bir konferansa gitmiştim. İşte Doğu Türkistan çalışan Amerikalılar vardı. Hepsi bir yıl, 2 yıl zaten oralarda yaşamışlar. Yeni doktoraya başlıyorlar falan. Bizde bu anlayışlar hiç yoktu o zaman. Benim hatta böyle master zamanı 2-3 ay Kazakistan'da kalmam çok ekstra bir şey olarak görülüyordu o dönem. Yavaş yavaş bu değişiyor ama hala tabii bu konularda Amerika hem imkan olarak hem de sadece imkanla da alakalı değil. Öyle bir kafa yapımız da yok bizde. Yani bitsin lisans direkt başlayalım edelim gibi bir şey oluyor. Bunlar ve dediğiniz gibi Türkiye dışı bölge çalışılması zaten çok nadir olan bir şeydi. Bizim kanalın da aslında amacı bu, bir yerde bunu teşvik etmek ve bunu yapan hocalarımızı dinleyiciye tanıtmak. Siz Rusça ve Tatarca değil mi? Rusça ve Tatarca kaynaklarla çalıştınız. Onlar Evet. yani. Arşiv tabii büyük ölçüde Rusça. Hı Bir hı. de nadiren Tatarca hani metinlerde önümüze çıkıyordu. Mesela Fatih Kerim'in şahsi arşivi. İşte o bahsettiğim Kazan Devlet arşivinde. Orada Tatarca metinler de vardı ama onun dışında bu işte 15 bin yani sayfalık fotoğraf dediğim %95 Çin'de üstündedir muhtemelen Rusça. Ama diğer bahsettiğim mikrofilm koleksiyonu yani Rusya İmparatorluğu'nda basılan süreli Türkiye dillerdeki matbuat bu da %95 falan diyelim oranında şeydir. Yani sadece Tatarca değildir tabii diğer Türkiye dillerde işin içinde ama büyük ölçüde Tatarca işte mesela Gaspıralı'nın tercümanını içine katarsak Kırım Tatarcası belki diyeceğiz ama şöyle bir şey var. Gaspıralı mesela onu neşretmeye başladığı zaman Türkiye diyordu. Yani Kırım Tatarcası, Kazan Tatarcası demiyordu. Bu diller büyük ölçüde insanların karşılıklı birbirini anlayabildiği dillerdi. O yüzden Türkiye matbuat diyelim biz. Tatarca vesaire demeyelim. Türkiye matbuat diyelim. Kitapları da isterseniz hocam yanınızdaydı, onları da bir gösterelim, ondan sonra başlayalım isterseniz. Evet. Söyle bir Peki şey tamam yapmış bu. gösterelim. Bu 2015'te çıkan epey de zaman geçti üzerinden. Ben sizinle mülakat yapmak için tekrar bir şöyle üzerinden gittim. 2015'te çıkan tezin kitaba dönmüş hali. İşte kapaktaki meşhur Mercani Camii Çerçeve Katerina zamanında işte inşa ettirilen Bugün hala ayakta gidenler, Kazan'a gidenler tabii görebilirler. yani Kazan'ın en yeni merkezi camidir. Bu da 2022'de küre yayınlarından çıkan biraz da yaklaştırayım şöyle Türkçe versiyonu. Bunun tercümesini de ben kendim yapmış oldum. Ha, kendiniz tercüme ettiniz. O Evet. zaman zaten tercüme, bazen tercümelerde biliyorsunuz tercümelere de güvenemiyoruz. İşte pek iyi olmayan tercümeler olabiliyor Türkiye'de. Demek ki bu kitapta böyle bir sıkıntımız da yok. Bu da güzel. Bu kitabı ben de bir not eklemiş olayım. Yani şöyle diyebiliriz. Bu özellikle Kazan Tatarları üzerine İngilizce'de çıkan son yıllardaki en önemli yani son 10 yılda çıkan en önemli bir iki kitaptan biri. O yüzden Türkçe'ye çevirmesi de ayrıca çok önemli bir gelişme. Kitabı da söyledikten sonra artık yavaş yavaş konuya geçelim isterseniz. Şimdi hocam sizin kitabınız esas olarak yani 18. asır sonundan Katerina reformları döneminden başlıyor esas olarak bu döneme odaklanıyor. Ama bu Kazan Hanlığı'nın işte Astrahan Hanlığı'nın düştüğü 1550-52-56 o dönemden başlayarak 18. asırın sonuna kadar gelen dönemde çok genel hatlarıyla Moskova'nın Çarlık yönetiminin Müslümanlara yönelik politikalarını nasıl özetleyebiliriz? Bunu bir genel hatlarıyla özetlersek ondan sonra da Evet. daha doğrudan sizin çalıştığınız döneme geçeriz diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Hani mevzuyu hiç bilmeyenler için hatta ben biraz daha erkenden başlayayım. Yani bu Kazan Tatarları ya da İdil-Ural Türkleri, İdil-Ural Tatarları vesaire ki başkurtları da bunun içine katmamız lazım. Buradaki bu halk nereden geldi? Bulgarlar dediğimiz en az 10. asırda orada olduğunu bildiğimiz ki başkurtlar da bir Türk boyu. Onlar da çok eski hani bölgede bulunan halklardan. Türkiye dil konuşan, 10. asırda Müslüman olan bir halktan bahsediyoruz. Daha sonra Moğol işgalleriyle işte Moğollara karışıyorlar ve Tatar ismi ile anılmaya da başlıyorlar. Moğollar malum hani Cengiz zamanında
yayılıyorlar her tarafa. 3-4 tane daha artı İmparator Cengiz'in arkasından kuruluyor. Bunlardan bir tanesi sizin Yulay Hoca'yla hani sohbetinde yaptığınız o Altınordu. Altınordu da zaman içinde kendi içinde bölünmeye başlıyor. Bunlardan meşhur 4 tanesi Kırım Hanlığı ki işte Osmanlı'ya katılacak. Astrahan Hanlığı Hazar Denizi'nin kuzeyinde. Biraz daha kuzeye gittiğimiz zaman yaklaşık Moskova'nın paralelleri kadar Volga Nehri boyunca gittiğimiz ya da İdil Nehri boyunca gittiğimiz zaman işte Kazan Hanlığı. İşte bizim Kazan Tatarları, Türkleri diye bahsettiğimiz o bölge Kazan şehrin etrafındaki bölge ama umumen hani oradaki Türk Müslüman halklardan bahsettiğimiz zaman işte Astrahan'daki de Başkurtlar'da biraz daha doğuya gittiğimiz işte Başkurtlar'da hatta bir hani kültürel dünya olarak ki ben kitabımda bundan muhit diye bahsediyorum. Bir muhit olarak Türkiye konuşan Müslüman bir muhit olarak bahsettiğimiz zaman Kırım Tatarları da hatta Orta Asya'daki bugün Özbek işte Türkmen vesaire dediğimiz halklarda, Tacikler'de buna bugünkü isimlerle tabii ki şu anda kullanıyorum herkes anlayabilsin diye. Buna dahil. Altınordu dağıldıkça Altınordu'nun hakimiyetindeki ülkelerden ya da yönetim birimlerinden birisi olan Moskova ve Moskova'nın etrafındaki diğer Rus şehirlerde yavaş yavaş birleşiyorlar ve Moskova Hanlığı dediğimiz hanlık ortaya çıkıyor. Ve 16. asra geldiğimiz zaman Moskova Hanlığı Kazan Hanlığı üzerinde biraz daha hakim konumda. İç işlerine yani müdahale edebiliyor. Tahta kim geçecek vesaire bunlarla oynayabiliyor. Ve 1552'ye geldiğimiz zaman da 4. İvan, Korkunç İvan zamanında Moskova saldırıp Kazan'ı işgal ediyor. Buradaki Türkiye Müslüman halkın o dönemden bugüne kadar bağımsızlığı yok. Sadece işte Bolşevik İhtilali sonrasında çok kısa bir dönem Tatarlar için otonomi, Başkurtlar için bağımsızlık söz konusu. Ama bunun dışında bu bahsettiğimiz halklar 16. asrın ortalarından beri Müslüman olmayan bir imparatorluğun idaresinde ya da devletin idaresinde yaşayan halklar ki Çin'deki Hui Müslümanlarını hani işin içinden çıkartırsak en uzun süre gayrimüslim bir halkın idaresindeki bir devlette yaşayan Müslüman topluluk dünyada diyebiliriz. Ki Hui Müslümanları da daha çok böyle ticaretle ya da iktidar ile Müslüman oldukları için Tatarlar ve Başkurtlar işgal ile böyle bir devlete girdikleri için çok dünya tarihinde, dünya İslam tarihinde hususi bir yerleri var. İşgalin hemen sonrasında Korkunç İvan zamanında Ruslar hani bir Haçlı zihniyeti diyebileceğimiz bir zihniyetle o dönemde hareket ediyorlar. Bir Müslüman şeyi kendilerine daha önceden hakim olan bir Müslüman topluluğu yendiler. Kendi hakimiyetleri altına aldılar. İlk başta bunları hemen Hristiyan yapalım diye böyle bir şey var, düşünce var. Ama bakıyorlar ki bu olacak iş değil. Çok isyanlara sebep oluyor. Misyonerlik faaliyetleri daha çok böyle yerine oturmamış. Nasıl yapılacağını falan bilmiyorlar. Ama daha çok isyanlara sebep olduğu için yönetimi zorlaştırdığı için bundan vazgeçiyorlar ve ondan sonrasında 18. asrın ortasına geleceğimiz zamana kadar böyle inişli çıkışlı bir idare var. Oradaki Müslüman Türk halklar büyük ölçüde verimli topraklardan çıkartılıyor. Kazan şehrinden çıkartılıyor. Özellikle zadegan sınıfı yani asil olan sınıf eğer Rus eğer Hristiyan olurlarsa Rus zadegan sınıfına dahil ediliyorlar. Bu yüzden şu anda evet, daha şu anda yok da Çarlık zamanının son zamanlarına kadar Türkiye isimleri taşıyan ama Rus zadegani olan çok aileler vardı vesaire. Büyük bir kısmı da bunların din değiştirmek, irtidat etmek yerine daha doğuya Başkurtların olduğu bölgelere kaçıyorlar. Ama hani zor, zulümlü bir zaman bu bahsettiğimiz. İnişli çıkışlı zaman zaman biraz daha hafifliyor. Petro zamanında Deli Petro dediğimiz ya da Büyük Petro dediğimiz artık nereden baktığınıza bağlı Büyük Petro zamanında bu iş biraz daha zorlaşıyor. Petro'nun arkasından gelen 1760'lara kadar gelen dönemde özellikle ciddi bir Hristiyanlaştırma ya da vaftiz etme diyelim. Vaftiz etme çabası var. O dönemde bir ölçüde başarılı da oluyor. Yüz binlerle ölçebileceğimiz sayıda insan, hepsi Müslüman değil. Bazıları animist, şaman dininden olanlar da Hristiyan dinine geçiriliyor. Resmi kayıtlarda ama geçiriliyor. Bunu niye resmi kayıtlarda diyorum? Çünkü köydesiniz. Bir rahip geliyor birkaç tane askerle beraber. Diyorlar ki girin şu nehre çıkın ya da girin şu göle çıkın.
yani asker zoruyla giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Diyorlar ki vaftiz oldunuz, artık siz Hristiyansınız. Camiyi yıkıyorlar, imamı kovuyorlar. Belki bir rahip gönderiyorlar ama o kadar çok rahip de yok piyasada yani. Belki kimseyi göndermiyorlar. Zaman içinde bu halk ne olduğunu şaşırıyor. Bunlara kreşen diyoruz. Vaftiz edilmiş Tatarlar, kreşen Tatarları diyoruz. Ama hani kreşen Tatarlarının bu kadar yüksek sayıda var olması o dönemdeki zorlukların da bir göstergesi. Katerina zamanına geldiğimiz zamansa 1760'lardan 1796'da ölüyor kendisi. Bu döneme geldiğimiz zamansa biraz daha hikmeti hükümetin diyelim devlet mantığının ön plana geldiği, Avrupa'daki aydınlanma hareketlerinin tesir ettiği ki Katerina Alman asıllı, Fransızcası iyi. İşte bu aydınlanma hareketinin başındaki felsefecilerle mektuplaşıyor, yazışıyor. Oralarda neler olduğunun çok hani haberdar. Aydınlanma hareketlerinin de tesiriyle biraz daha İngilizce literatürde tolerans dediler. Toleranslı bir devlet sistemine ya da yönetim sistemine geçiliyor dönemde. Nasıl geçiliyor? Egilstrom soyadı olan Baron Egilstrom isimli bir şahıs. O dönemde malum 1883'te, 1783'te Rusya Kırım Hanlığı'nı Osmanlı'dan aldı, ilhak etti kendisine. Orayı ilk önce idare etmek için gönderiliyor bu şahıs ve Kırım'da gördükleri Müslümanların bir idare şekli var. Osmanlı'dan kalma. İşte bir müftü var, kadı var. Müftünün altında işte imamlar var. İmamlar müftüye bağlı vesaire. Buna benzer bir sistemi İdil Ural bölgesinde yani İdil Nehri, Volga Nehri havzasında ve Ural Dağları bölgesinde kurmaya karar veriyorlar. Ve orada hani ulema başsız kalmış, devlet yok. Halk gene kendi imamlarını yetiştiriyor, parasını veriyor. Çok camileri yıkılmış, yüzlerce yani camileri yıkılmış ama yavaş yavaş camilerin yapılmasına da yeniden izin veriliyor. Devletin herhangi bir katkısı olmasına gerek yok. Halk zaten kendisi istediği için bunu camisini yaptırıyor, imamını buluyor, tutuyor, parasını veriyor. Böyle bir hemen hemen her köyde, her mahallede artık imamların olduğu, molla diyorlar tabii onlar, mollaların olduğu bir ortam. Bu dönemde hocam bir araya girersem izninizle, Tabii. bu imamlar, mollalar, bunların eğitim alanları çoğu Buhara'ya yönelik değil mi? Buhara'ya gidip gelenler. Bu Buhara ile ilişkiler herhalde pek kesilmeden devam ediyor şeyde 16. Yok, asırdan itibaren. kesiliyor. Kesiliyor mu? Kesiliyor. Kesiliyor ama hani tam tarih şimdi hatırlayamayacağım ama 17. asrın ortalarından itibaren yeniden gidip gelmeler başlıyor. O hani çok zorlu dediğim dönemde insanlar hani köylerde aldığı işte işgaller var vesaire. O dönemde büyük ölçüde kesiliyor. Hani yerli olarak bir ölçüde devam ediyor. Çünkü hani Rusya'nın bu bölgedeki idaresi de her zaman her yerde aynı şiddette değil. Batıdan doğuya doğru yavaş yavaş alıyorlar. İşte doğuya kaçıyor. Rusya oraya geliyor. Biraz daha doğuya kaçıyor. Ama 17. asırdan itibaren Buhara ile irtibatlar da yeniden başlıyor ve hani o bölgenin İslam'ı ya da o bölgedeki ilim geleneği Buhara geleneğinin devamı dolayısıyla oradan yeniden getiriliyor. Dediğiniz o manada doğru. İşte her köyde, her mahallede bir imam var. Eğer siz bu imamları bir şekilde devletin denetimi ve kontrolü altına alabilirseniz hem bu halkın ne düşündüğü, neye nasıl tepki vereceği, verdiği bir ölçüde kontrol altına almış olabilirsiniz. Hem de bu halka ulaşabilmek için elinizde bir nevi bürokrasi ortaya çıkacak. Bu bürokrasiyi işte ulema içindeki mevcut olan hani birisinin karizması daha fazla, birisi daha çok saygı görüyor, birisi biraz daha hani geriden gelen acemi molla şeklinde daha işte saygın olanlarını vesaire ilk başta devlet himayesi altına alarak başlıyorlar. Onlara işte bir ünvan veriyorlar, belki biraz para veriyorlar, biraz toprak veriyorlar vesaire. Ve daha sonra da yine işte Katerina zamanında kurulan bir Orenburg Mahkeme-i Şer'iyesi var. Bunun başında da bir müftü atıyorlar. İşte Kırım'da görülen sistem yavaş yavaş burada da kuruluyor. Bir müftü atanıyor. Bütün molla olacak, köylerde imam olacak insanların müftülüğe gelip, Orenburg'daki müftülüğe gelip oradan icazet alması isteniyor. İlk başta kimse pek bunu takmıyor. Çünkü hani mollanın parasını devlet vermiyor, köylü veriyor. Köylü kabul ettikten sonra hani bürokrasi de öyle her yere yayılmış bir bürokrasiden bahsedemeyiz. Devam ediyor ama zaman içinde 19. asrın başlarına doğru yaklaştıkça bu sistem yerine oturuyor. Bu bölgede
Molla olmak isteyen önce gidecek Orhanbuk'ta işte müftülükte bir şeyden geçecek, imtihandan geçecek, icazet alacak ve bu şekilde müftülükle doğrudan bir irtibat oluşacak. Gerekirse icap ederse işte müftülük ona verdiği icazeti iptal de edebilir. Dolayısıyla devletle bir mollanın bir problemi olsa mesela icazeti iptal edebilir vesaire. Böyle bir sistem oluşuyor ve Rusya Çarlık devleti ile bölgedeki Müslüman halk arasındaki irtibat büyük ölçüde din adamları üzerinden kurulmaya başlanıyor. Ve böylece 19. asra geldik. Peki bu kurulan sistem ne derece karşılık buluyor halkta hocam? Şimdi bu soruyu biraz şu çerçevede soruyorum. Sizin de kitabınızda bahsettiğiniz özellikle bu Katerina'nın kurduğu sistem hakkında iki birbirine zıt diyebileceğimiz görüş var. Yani bir tanesi tabii daha hem milliyetçi veya nasıl adlandırırsak daha Soğuk Savaş döneminde öne çıkan tamamen işte aslında baskıya ve sömürüye dayalı bir sistem olarak okuma bu Kazan Müslümanlarının tarihini. Bir tanesi de mesela Robert Crisp'in kitabıyla herhalde özdeşleştirebileceğimiz aslında Orta Asya veya genel olarak Avrasya tarihçileri tarafından çokça eleştirilen ama diğer alanlardaki tarihçiler tarafından çok kullanılan, çok fazla atıf alan For Profit and Sar kitabı ve başka bazı eserler de tabi sayılabilir. Onun çizdiği bir de aslında çok olumlu da bir tablo var. Sizin de kitabınızda bu iki farklı görüşten bahsediyorsunuz. Aslında bunu bir nebze Robert Crisp böyle bir işte Müslüman olmayan bir yönetime Müslümanlarla ilişkisinde örnek teşkil edecek bir tecrübe olarak öne sürüyor ve çok da olumlu bir tablo çiziyor. Bir tarafta da çok olumsuz çizilen bir tablo var. Siz bu iki görüşü de göz önünde bulundurarak siz bu yönetimi, siz bu kurulan sistemi Müslümanlarla devlet arasında kurulan sistemi nasıl yorumluyorsunuz? Bu ne kadar Müslümanların hayatına gerçekten etki etti, ne kadar karşılık buldu? Evvela şuradan başlayalım. Hani Robert ya da Bob Cruise'un kitabında ileri sürdüğü tez tamamen yanlış değil. Yani Katerina döneminde kurulan sistemin böyle bir gayesi var. Ve ona da işte tolerans ismini verdiler ki Osmanlı için de benzer şekilde yazılmış olan eserler var. Barkin'in kitabı gibi mesela. Bu bir trend idi, bir akım idi. Sovyetler Birliği'nin çökmesi sonrasında Soğuk Savaş bitti. Sovyetler Birliği dağıldı. Arkasından işte Yugoslavya'da dağıldı. Yugoslavya'da baktık ki iç savaş çıktı. İnsanlar etnik devletçilik ya da etnik milliyetçilik ya da milliyetçilik her neyse gibi sahiplerle birbirleriyle savaşmaya başladılar. Oysa imparatorluklar da birbirinden farklı çok insan toplulukları, etnik, dil ve din, farklı insan toplulukları bir arada yaşıyorlardı. Yani hani her şey belki güllük gülistanlık değildi ama birbirlerinin boğazında da değil de birbirlerinin boğazında kesmiyorlardı. Dolayısıyla belki de imparatorluk iyi bir şeydi şeklinde imparatorluğa dönüş diyebileceğimiz bir hani akım bu dönemde başladı akademide. Bu bahsettiğimiz işte Bob Cruise'un kitabı başka bir sürü kitapta bu akım içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ve o akım olduğu için de bahsettiğiniz gibi yani bu alanda doğrudan çalışanlar pek şey yapmazlar, o kitabı beğenmezler. Ama dışarıdan bakanlar zaten hani zihinlerinde olan görüşü teyit ettiği için çok severler. Çünkü işte dedim ya akıma uyuyor. Akışla beraber gidiyor. Şimdi tamamen yanlış değil. Çünkü işte bahsettik Katerina bir Alman prensesi sonuçta. Gelmiş bir ihtilal ile devleti ele geçirmiş. Voltaire'le yazışıyor. Montesquieu'nun kitabından alıntılar yapıyor. Ondan sonra orada gelen görüşte bir devletin başındaki hükümdar öyle kanunlar koymalı, öyle bir idare sistemi ortaya koymalı ki işte sistem kendiliğinden idareye devam etsin. İnsanlar herkes mutlu olsun, herkes olduğu yerde nereye ait olduğunu bilsin ve olduğu yerde isyan etmeyecek kadar memnun olsun. Mesela böyle bir sistem kurulması lazım. İşte Baroni Gelström Kırım'da görmüş. Kırım'da gördüğü sistemi oraya yavaş yavaş taşımaya başlıyor. Bunlar tamam. Daha önceki sisteme bakarsak mesela Katerina'dan hemen önceki dönemde yeni iktidar edenler için özel olarak kurulmuş bir şey var. Devlet kurumu var, bölümü var. Bu bölüm çerçevesinde biraz önce bahsettiğim silah soyuyla vaftiz etmeler falan oluyor. Yani insanlar ya Hristiyan olacaksın ya öleceksin deniyor. Ya da ya Hristiyan olacaksın ya zadegan şeyin asil unvanını kaybedeceksin. Ya Hristiyan olacaksın ya topraklarını kaybedeceksin vesaire. Böyle bir yerden Katerina'nın zamanında İşte bir müftülük var. Müftülük üzerinden insanlar işte imam oluyorlar. Bu imamlarla müftülükle İçişleri Bakanlığı diyebileceğimiz devlet kurumu ile irtibat kurulabiliyor.
Ondan sonra camilerin yapılmasına yeniden izin veriliyor. Müslümanlar topraklarından eskisi gibi hani sürekli olarak çıkartılmıyorlar vesaire. Bir iyileşme var. Bu doğru. Şimdi problem bu iyileşmeyi ondan sonra Rusya İmparatorluğu hep öyle gitti. Hiç başka bir şey olmadı. Ondan sonra yani şeyde İngilizce'de they lived happily ever after diyorlar. Türkçe'de nasıl tercüme edelim? Yani ondan sonra hep mutlu mesut yaşadılar şeklinde bir izlenim oluşturursanız orada hata var. Çünkü yani Katerina 1796'da öldü. Arkasından 1917'ye kadar işte 121 yıllık daha bir çarlık idaresi söz konusu. Orada hiçbir şey olmadı mı? Hep mi böyleydi? Hayır, hep öyle değildi. Daha çok şey oldu. Ve o çok şeyin içinde de bölge Müslümanlarının hoşuna gitmeyen çok problemler çıktı. Bunları da anlamamız lazım. İmparatorluğu böyle hani imparatorluğa dönüş akımının da bir problemi ve zaman içinde hani iyileşen bir yönü imparatorluğu tek tip bir tez ile, tek tip bir tasvir ile anlayamayız. Sürekli değişen, sürekli olarak yenilenen, şartlara tepki veren, verdiği tepki neticesinde sistemi, yöntemi, baskı seviyesi, tolerans seviyesi vesaire değişen bir idareden bahsediyoruz imparatorluk dediğimiz zaman. Reeves'in kitabına bir de esas Orta Asya tarihçileri çok eleştirmişti. Bir yana da biraz fazla genellemeci olmasıydı herhalde. Yani daha ziyade tezleri Kazan bölgesi için, İdil Ural bölgesi için işte daha geçerliyken bunu işte Orta Asya ve İmparatorluğun diğer bölgesindeki Müslümanlara da genellemesi biraz sorunlu sanırım. Tabii bunu sadece Reeves'in kitabı çerçevesinde sormadım. Yani Türkiye'de de yaygın olan daha böyle meselenin sadece baskıyla işte sadece sömürüyle ilerlediği yönündeki milliyetçi veya nasıl dersek yorum da onun bir ucu. Anladığım kadarıyla siz bu iki ucun daha ortasında, daha iki ucunda doğru yanları, zamana göre değişen doğru yanları var şeklinde kitabınızda bunu açıklıyorsunuz. Ya da bu iki ucu mevzuyu anlamak için kriter almamamız lazım. Almamamız Doğrudan lazım. doğruya ne olmuş diye bakmaya çalışmamız lazım. İşte belgelerden yola çıkmamız lazım. Hadiselerden yola çıkmamız lazım. Ve bu benim kendi hani şeyde akademik kariyerimde sıkıntı olarak da karşıma çıkan bir şey. Siz keskin bir tez ile ortaya çıkmadığınız zaman insanların dediğinizi anlaması zorlaşıyor. Dediğinizi zor anladıkları zaman da ya da anlamayabiliyorlar. Dolayısıyla hani yok sayabiliyorlar. Biliyorlar. Ama hani bu şekilde bir çalışma uzun vadede daha kalıcı olacak. Çünkü bu tezler akımlara bağlı. Akımlar geliyorlar, gidiyorlar. Ama siz gerçekten ne olduğu üzerine yoğunlaşırsanız ve tezlerle uğraşmak yerine hadiselerle uğraşırsanız yani hakikati ortaya koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla da ümit edilir ki daha uzun ömürlü olacak ortaya koyduğunuz eser. Hocam şimdi Katerina döneminden başlayan siyasi dönüşümden bahsettik. Buradan ekonomik dönüşüme isterseniz yavaştan biraz geçelim. Şimdi Türkiye'de tabii Rusya Müslümanları üzerine çalışmalar yapılıyor. Popüler sayılabilecek bir konu belki özellikle Kazan bölgesi. Ama çok entel, çok düşünce tarihi odaklı, çok sadece işte eğitim tarihi, düşünce tarihi odaklı bir şekilde algılıyoruz. Ve bunu genel olarak hem Rusya İmparatorluğu'nun hem de orada yaşayan Müslümanların çevresindeki dünyadaki gelişmelerden kopuk bir şekilde anlatma Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla çok yaygın. Yani orada bir kişi çıkmış işte mesela Rızaettin Fahrettin çıkmış bunları yazmış ama nasıl bir çerçevede, nasıl bir kontekste yazmış bunlar genelde atlanıyor. Şimdi sizin kitabınızın önemli özelliklerinden biri bu konteksti de aslında bu kontekste de oturtması bu eğitim veya düşüncedeki dönüşümleri bu ekonomik teknolojik gelişmeler oturtması. Şimdi 19. asır boyunca tabii Rusya'da çok büyük ekonomik teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Neydi bu ekonomik teknolojik dönüşümler ve bunlar bu bölgedeki İdil Ural Rusya Müslümanlarının ve İdil Ural bölgesindeki Kazan'daki Müslümanları nasıl etkiledi? İşte bir de özünü dedi ki yani işte 121 sene Katerina'dan sonra hiçbir şey olmadı mı? Orada olan önemli şeylerden bir tanesi bu bahsettiğiniz ki hani kitabın isimdeki Avrupa modernitesi de zaten bu yani modernite geldi Rusya'ya. Modernite gelince nasıl geliyor? Şimdi bu tartışmalı bir mevzu. Yani modernite nedir dediğiniz zaman pek çok kafadan pek çok farklı ses çıkabilir. Çünkü sahipleri, sebepleri ve sonuçları baktığınız zamana ve yere göre hatta sadece sebepleri ve görünümü, dış dünyaya yansıması, baktığınız yere, zamana vesaire göre çok değişebilen bir şey. Dolayısıyla çok elle tutulması, dolayısıyla tarif edilmesi zor bir şey. Ama hani tarif edilmesi zorsa o zaman da yok mu da diyemeyiz. Var. Nasıl var?
Yani görüyoruz işte mesela 18. yüzyılda İngiltere'de başlamış bir endüstri devrimi olmuş. Ondan sonra ikinci endüstri devrimi olmuş. Birinci tarım devrimi, ikinci tarım devrimi olmuş. İnsanlar köylerinde hani kendi hallerinde, kendi yağlarında kavrulur şekilde yaşarken birdenbire işte buğday üretip, mısır üretip, Rusya'dan bahsediyorum burada, Güney Rusya, bugünkü Ukrayna topraklarından bahsediyorum. Buğday, mısır üretip işte gemilerle Avrupa'ya, İngiltere'ye satmaya başlamışlar. Bu yani elbette ki hayatınızda bir değişiklik olacak. Dolayısıyla sahiplerinden, görünümünden, neticelerinden, yani kültürel neticelerinden farklı olarak modernitenin temelini oluşturan bir maddi değişim var. Yapısal bir değişim var. Hani bunu söylemek için de illa Marksist olmak gerekmiyor. Yani bu gözde görülür bir şey. Hatta bundan bahsederiz diye düşündüğüm için bazı rakamları ekranıma koymuştum. İngilizce olduğu için ekrana koymayacağım. Şöyle söyleyeyim. 1857 yılında Rusya'da 720 mil demir yolu var. 1857 yılında. Bunun tamamı da Avrupa Rusya'sında, yani bizim bahsettiğimiz bu İdil Ural bölgesinin batısında kalan kısımdan bahsediyoruz. 1913 yılına geldiğimiz zaman yaklaşık 44 bin mil şey var, demir yolu var. 1874 yılında 14 milyon ton yük taşımış bu demir yolları. 1913'e geldiğimiz zaman 158 milyon ton taşınmışlar. 1874'te 32 milyon insan trene binmiş, yani 32 milyon bilet satılmış. 1913'te 244 milyon bilet satılmış. 1896'da Rusya posta sistemi, ki hani zaten yeni kuruldu, yani 19. asrın başında evet posta sistemi var ama sadece devlet belgelerini getirip götürüyor. Halka açılması yeni olan bir şey. 1896 yılında 593 milyon parça posta gitmiş. Yani bu paket olabilir, mektup olabilir. 1913'e geldiğimiz zaman 2,2 milyar posta gitmiş. Bunlardan 425 milyonu 1910 yılında, 425 milyonu süreli yayılmış. Yani dergi, gazete, posta ile gönderilmiş. Şimdi sayılar devam edebilir. Çok fazla zamanınızı almaya gerek yok. Demek ki insanların hayatında ciddi bazı değişiklikler olmuş. Bunlardan en önemlisi, en önemlilerinden birisi, bunlar sadece sayısal artışlar değil. Bu sayısal artışlar hayatın yaşanma şeklini de değiştirmiş. Mesela telegraf gelmiş. Telegrafla beraber finans sektörü kurulmuş. Çünkü ben mesela Odessa'dayım. Moskova'da bankamın şubesi var. Odessa'dan Moskova'ya telgraf çekiyorum. Diyorum ki ben, bana şu kadar bin ruble para yatırıldı. Sen oradan falancaya ver. Daha önceden böyle bir şey söz konusu değil. Dünya çapında bir finans sistemi kurulmuş. Bu kadar tren ile taşımacılık çok değişmiş. Taşımacılık değişince insanlar, biraz önce bahsettim, kendi yanında kavrulur ekonomi düzeninden piyasa ekonomisine geçmeye başlamışlar. Bu Rusya'daki Müslüman halkı da etkiliyor. Kendi yağlarında kavrulacak şekilde sebzesini, buğdayını vesaire ekip ertesi sene yeniden baştan başlayan insanlar, bakalım bu sene piyasada ne iyi satar diye düşünüp mesela buğday ekip buğday satıp, sattık buğdayı, paramız var. Şimdi ne yapacağız? Kaşık lazım. Kaşığı eskiden ne yapıyorduk? Ağaçtan bir dal kesiyorduk. Kendimiz de yontuyorduk. Kaşık yapıyorduk. Ya da işte köyde falanca işte kaşık yapar diye biliniyordu. Şimdi şeyde işte Macaristan'da üretilen metal kaşıklar var. Onu pazardan alabiliriz. Bu ne demek? Ekonomi entegrasyonu var. Ekonomik bir entegrasyon var. Dünya çapında ve Rusya içinde. Bu ekonomik entegrasyon bilhassa Avrupa Rusya'sında ortaya çıkıyor. Ve bahsettiğimiz İdil-Ural Müslümanları da Avrupa Rusya'sındalar. Bu entegrasyona dahiller. Ama Ural dağlarından doğuya doğruya gittiğiniz zaman tren yolu bir şey yok. Yani 19. asrın sonuna kadar yok. Sonra bir tane Sibirya demir yolu hattı olacak ama bu da 20. asrın başında hani sahiden faaliyete geçecek. Dolayısıyla bu İdil-Ural Müslümanları modernite öncesi eski dünya ile modernitenin ortaya çıkarttığı yeni dünyanın arasında bir yerdeler. İkisini de görebiliyorlar. İkisinin arasında geçiş halinde yaşıyorlar. Şimdi ne görüyorlar? Ekonomik entegrasyon sadece ekonomiden ibaret değil. O kadar insanın trene binip sağa sola gitmesi, birbirleriyle görüşüyorlar. Gittikleri yerde ne olduğunu biliyorsunuz. Peterburg'a gidiyor. İşte Peterburg'da büyük büyük binalar var. Büyük büyük binalarda dükkanlar var. Dükkanlarda yıl boyunca mal satılıyor. Biz de işte Kazan'dan Mekarya, Nijni Novgorod'a yılda bir panayıra gidiyoruz. Ne alacaksak yıl boyu bekliyoruz. Sonra o 2 haftalık, 1 aylık neyse panayırdan malımızı alıyoruz. Geri geliyoruz, dağıtıyoruz.
Peterburg'a gidiyor, bakıyor orada şey var. Kocaman bir, yani Kazan'da da var gerçi bu da, örnek olsun diye söyleyeyim. Kocaman bir şey var, kütüphane var. Giriyor, bakıyor ki uf, raflar dolusu kitaplar, kitaplar, kitaplar. Bakıyor işte Rusça, 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 İngilizce, İngilizce, yani Fransızca ya da Fransızca, 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 Almanca. Bakıyor şey yok, Tatarca, Türkiye dilde kitap yok. Bizde de olması lazım diyor. Ondan sonra matbu kitaptan bahsediyoruz. Tabii el yazması var ama rafları dolduracak kadar sayı yok. Elle yazdığınız zaman işte belli sayıda herkes kendisi için istinsah ediyor kitabı mesela. Başka ne var? Mesela makineler gelmeye başlıyor. Tarım makineleşmeye başlıyor. Gidiyor, bakıyor ki şeyde işte Odessa'ya giderken yolda görüyor ki insanlar işte buhar makineli bir nesne ile toprağı kazıyorlar. Bizim işte öküzle, atla ya da elle kazdığımızın 3 misli derine inip toprağı çevirebiliyorlar. Ona göre de verim elde ediyorlar. Bizde yok öyle bir şey. Şimdi bütün bunlar, yani bunlar sadece örnekler ama bütün bir hayat değişiyor. Bütün bunlar insanlar oturup biz ne yapıyoruz, neredeyiz, bu nereye gidiyor diye sorgulamasını gündeme getiriyor, sorgulamasını gerektiriyor. Bakıyorlar, hani aradılar dedim ya, doğuya doğuya baktıkları zaman diğer Müslüman halkları da görüyorlar, kendilerini de görüyorlar. Batıya baktıkları zaman işte bir gelişme var, terakki var. Bunun adına terakki koyuyorlar. Terakki var. Biz bu terakki trenine binmezsek eğer geride kalacağız ve yok olmaya mahkum olacağız. Çünkü terakki güç veriyor. Güç dengeleri akıl almaz şekilde değişiyor. Biz çok zayıf kalacağız ve bu zayıflıkla zayıflayacağız, zayıflayacağız, yok olacağız sonra. İnkıraz kelimesi kullanıyor. İnkıraza uğrayacağız şeklinde. Böyle bir korku insanların zihinlerini şekillendirmeye başlıyor. Ama insanlar derken tabii herkesin zihnini şekillendiren değil. Çünkü herkes trene binmiyor. Herkes pazar şeye gitmiyor. Peterburg'a gitmiyor. Herkes kütüphaneye girmiyor. Değil mi? Müslüman toplum içinde de bir ayrışma başlıyor. Yani bir insanların çoğu köyünde kendi halinde yaşamaya devam ediyor. Ama o şartların dışına çıkıp dışarıyla irtibatta bulunanlar zihninde bu tür düşünceler oluşmaya başlıyor. Kim dışarıya çıkıyor? Birincisi tüccarlar. Çünkü tüccarlar adı üstünde tüccar, ticaret yapacak, pazara gidecek, Peterburg'a gidecek, oradan bir şey alacak, Orta Asya'ya gidecek, oradan bir şey alacak, onu oraya satacak, bunu buraya satacak. Artı imparatorluğun hukuki sistemi loncalar üzerinden tüccarları idare ediyor. Dolayısıyla tüccar olmak için sadece ben Müslümanım, Müslüman tüccarım diyemiyorsunuz. Bütün imparatorluk tüccarlarının dahil olduğu loncalara katılmanız lazım. Orada başka tüccarlarla, Rus tüccarlarla, bazen başka Alman falan da olabilir. Münasebette bulunuyorsunuz. İmparatorluk idaresiyle münasebette bulunuyorsunuz. Çünkü ticaret yapıyorsunuz, parayla uğraşıyorsunuz, vergi vereceksiniz vesaire. Bu bir. İkincisi de yavaş yavaş entelektüeller ortaya çıkmaya başlıyor. İşte Gaspralı diye biraz önce bahsettik. Gaspralı Rusya'nın entelektüellerinin ilklerinden. Hani ilk diye adını koymak belki zor olabilir. Bak, o dönemde çıkan başkaları da var ama ilklerinden ve çok mühim bir şahıs. Entelektüeller de adı üstünde entelektüel meraklarından dolayı ya da hasbelkader işte Rusça öğrendiklerinden, Rus okuluna gittiklerinden, bu dışarıdaki dünyayla doğrudan doğruya muhatap olduklarından, gazete, kitap vesaire okuduklarından bir şeylerin değiştiğini fark etmeye başlıyorlar ve yani entelektüel kelimesine yüklü olan manalardan, mühim manalardan bir tanesi kendini topluma karşı sorumlu hissetmeyi başlıyorlar. Ve bu sorumluluk çerçevesinde sadece hasbelkader tüccar olarak gittim gördüm demek yerine bir gideyim bakayım ne var, ne oluyor diye düşünmeye ve ne yapabilirim diye çözüm üretmeye çalışıyorlar. Hocam bu entelektüeller mevzusuna tabii ki geçeceğiz daha sonra ama entelektüellere ve eğitim terakki meselesine daha ayrıntılı değinmeden önce bu tüccar sınıfının oluşumunu biraz daha ayrıntılı ele alalım mı? Yani bu ekonomik materyal dönüşümün getirdiği en önemli sonuçlardan biri de bir Tatar tüccar sınıfını sınıf olarak tanımlayabilir miyiz? Tabii o da ayrı bir soru olabilir belki ama ben öylesine daha kolay olsun diye söylüyorum. Bu tüccar sınıfının oluşumu. Bu Tatar tüccar sınıfı nasıl oluştu? Daha sonra nasıl bir etki yarattı toplum üzerinde? Müslüman toplum üzerinde nasıl bir etki yarattı? Rusya'da bazen şey derlerdi, derlermiş. Tatarlar Türklerin ya da Müslümanların, yani Rusya'daki Türklerin, Müslümanları kastediyor, Yahudileri. Yahudilerin şeklinde. Niye? 1552'de işte Ruslar bölgeyi işgal ettiği zaman biraz önce bahsettik. Özellikle verimli topraklardan Tatarları ya da işte o bölge Müslümanlarını çıkartıyorlar. Bazı zanaat dallarıyla uğraşmalarına izin vermiyorlar, yasaklıyorlar.
Mesela demircilik yapamıyorsunuz. Niye? İşte bıçak yaparsın, kılıç yaparsın, bize savaş ilan edersin. Yapamıyorsunuz demircilik vesaire. Yani Yahudilere benzer şeyler bunlar. Şimdi onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Ne yapacaksın? İşte ticaret geriye kalıyor. Bir de yerlerinden, yurtlarından da edinmişler. Dolayısıyla hani bir diaspora diyoruz ya, yani belli bir merkezde yerleşik kalan halkın başka yerlere de yayılması şeklinde bir Tatar diasporası da oluşuyor. Rusya'nın Orta Asya ile ticareti var. Rusya Kazakları da imparatorluğa dahil etmeye çalışıyor ama bunu savaşarak değil, Kazakları kendine cezbederek dahil etmeye çalışıyor. Bunun için aracı olarak Tatarları kullanıyorlar ve özellikle de Tatarların ticaret kabiliyetini kullanıyorlar. Yani Kazakların olduğu bölgeleri Tatarlar gitsinler, mal satsınlar. Kazaklar da bunu almak için gelsinler, görsünler, tanışsınlar. Hatta gidip oralara camiler yaptırıyorlar. Yani biraz önce bu hani kitapta gösterdiğimiz işte Mercani Camii Kazan'da Katerina parasını veriyor, mimarını buluyor vesaire. Buna benzer başka yapılan camiler de var. Tatarların burada bir ilk başta topraksızlaştırma, zanaatsızlaştırmadan dolayı ticarete yönelişi var. İkinci olarak buna ek olarak bir de aracı olarak görülmelerinden dolayı ticarete yönelişi ya da ticaretlerinin kolaylaştırılması var. Özellikle dediğim gibi Orta Asya'yla. Hatta Çin'e kadar devam ediyor bu ticaret. Yani Çin dışarıdan gelenlerin, ki hani biraz daha ileriki tarihlerden bahsediyorum şimdi. Dışarıdan gelenlerin Çin'e girmesine ve Çin'de ticaret yapmasına çok izin vermiyor. Mesela daha sonradan işte İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar vesaire gittikleri zaman çok dar bölgede böyle bir limanda ancak ticaret yapabiliyorlar vesaire. Ama Çin'in Doğu Türkistan'da ki 1740'lardan sonra Doğu Türkistan Çin'e dahil olduktan sonra Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanları ile Orta Asya'dan, Rusya'dan vesaire gelen Müslümanlar görünüş olarak, dil olarak ve din olarak çok farklı değiller. Onlara müsamaha gösteriliyor Çin'de. Girip çıkabiliyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın Çin'le olan ticaretini de Müslümanlar işte idare ediyor. Tatarlar büyük ölçüde gene burada gündemdeler. Dolayısıyla Tatarlarda böyle bir hani ticaret kültürü ve imkanı var. Bunun dışında ama moderniteyle bu nasıl değişti diye sorarsak, Tatarlar Rus tüccarlarına kıyasladığımız zaman genelde küçük tüccarlar. Hani Orta Asya ile tamam yapılıyor ama Avrupa ile yapılan ticaret çok daha hani meblağ olarak büyük. Ama kabiliyet var. Nasıl oluyor mesela? İşte Tatar vatandaş, köylü ki hani Rusya'da ne yapabileceğinizi de sizin ait olduğunuz Sosloviye deniyor buna. Sınıf Sosyal diyelim. tabaka. Tabaka diye çeviriyoruz Yani onu. sosyal tam tabaka işte. Yani devletin size ait olduğunuzu söylediği hukuki statü, tabakanız belirliyor. Siz tüccar sınıfında değilseniz ticaret yapamazsınız aslında. Ne yapabilirsiniz? İşte bir köyden bir köye ufak tefek mal alıp satabilirsiniz. Ama Tatarlarda bu kültür ve kafa var. Öyle başlıyorlar. Gidiyor pazardan mal alıyor, eşeğin sırtına yüklüyor. Köy köy dolaşıyor, satıyor. O köylerden bal topluyor, götürüyor pazarda satıyor vesaire. Bazıları daha zeki, daha hani ticaret kafası var. Buradan biraz daha sermaye biriktiriyor. Biriktirdiği sermaye ile bir gün gidiyor pazarda bir tezgah açıyor. Ondan sonra o tezgahtan biraz daha para kazanıyor. Bu sefer birikmiş para var. Gidiyor başvuruyor devlete, diyor ki benim şu kadar sermayem var. Beni şehirli tüccar sınıfına sokar mısın? Tamam. Ne oldu? Şehirli tüccar sınıfına girdi. Gitti şehirde bir tane dükkan açtı. Oradan biriktirdi. Bu sefer lonca tüccarı dediğimiz bir statü var. Hadi oraya girin. Biraz daha para yatırıyor. Sermaye gösteriyor. Lonca tüccarı oluyor. Lonca tüccarı olduğunuz zaman bu sefer işte üç sınıfı var vesaire. Teferruata girmeye gerek yok. Mesela fabrika açabiliyorsunuz. Ya da şehirden şehire büyük ticaret yapabiliyorsunuz. Belli sayıda aile bu yollardan geçerek ciddi miktarda sermaye biriktiriyor. 19. asrın ortalarına geldiğimiz zaman büyük Tatar tüccar ailelerinden bahsetmeye başlıyoruz. Ki bunlardan bazıları Ruslarla rekabet edecek düzeyde, işte mesela mum yapma sektörünü ele geçiriyor bir dönem ya da işte cam yapma sektörünü ele geçiriyor. Sonra gidiyor başkası ondan ele geçiriyor. Özellikle tekstilde şeyler iyiler. Yün işte toplayıp yünden bir şeyler yapmakta iyiler. Dolayısıyla mesela 19. sonlarına doğru yaklaştığımız zaman hani birileri bir şeyler yapmak isteyecek dedik ya, bir inkıraz söz konusu ve bir şey yapmak lazım düşüncesi var. Bu düşünceye sahip olanların arasında ciddi miktarda tüccar var. Ve bu tüccarlarda bir şeyler yapma çabasına destek çıkabilecek sermaye de var. Bölge Müslümanları arasında hayırseverlik çok. Bütün o camiler,
medreseler, yani Buhara'ya gidiyorlar dedik ama zaman içinde bölgede de çok sayıda medrese açılıyor. Hep hayırseverlerin verdiği parayla oluyor. Çünkü vakıfları ellerinden alınmış. Daha önce Altınordu zamanında olan vakıflar ellerinden alınmış. Normalde bu tür müesseseleri İslam tarihinde vakıflar destekler. Ama vakfetmek hani 19. asrın sonlarına doğru yeniden mümkün olacak. Pek mümkün değil. Yani bir sandık kitap vakfedebiliyorsunuz belki ama geniş toprak arazisi falan yok. Dolayısıyla sürekli olarak sadaka, zekat vesaire yoluyla bu destek var. Ama bu kendi sistemi içinde işte dünya değişiyor, değişen dünyaya karşı ne yapabiliriz falan şekline yönlendirilecek bir kaynak değil. O kaynağı yönlendirmek için o dış dünyayla ilişki içinde bulunan bir sermayedar kesimi var. İşte o da bu bahsettiğimiz oluşan tüccar tabakasından gelecek. Yani bir anlamda aslında Rus İmparatorluğu'nun 19. asırdaki gelişmesi bu Tatar tüccar tabakasının, tüccar sınıfının da bir şekilde gelişmesi oluyor. Dediğiniz gibi Kaşgar'a kadar ağlar kurmuşlar. Bugün işte Kazakistan'da Jetisu, Semipalatinsk, Yedisu dediğimiz bölge çok ciddi bir Tatar yerleşimi oluyor tarih içerisinde. Ve netice olarak herhalde şunu söyleyebiliriz. Bir dini açıdan, iki ticari sermaye açıdan Kazan Tatarları 19. asır boyunca Rusya'daki bu Müslümanların önderi gibi bir pozisyona giriyorlar diyebiliriz herhalde. Hem dini açıdan hem çok öne çıkıyorlar ve daha çok Müslüman Rusya İmparatorluğu'na dahil oldukça da önemleri de bir şekilde artıyor diyebilir miyiz? Evet, özellikle Orta Asya ile olan münasebetler bağlamında düşünürsek bunu diyebiliriz. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi Tatarları büyükçe bir müddet devlet aracı olarak kullanıyor. Hatta bilirsiniz Daniel Ross bunu yazdı. Tatar İmparatorluğu, yani Rusya tarihini anlatıyor mu? Tatar İmparatorluğu diye böyle çekici bir başlık verdi kitabına. Tatarlar da bir ölçüde, Başkurtlar da buna dahil ama büyük ölçüde değil. Çünkü Başkurtlar biraz daha yarı göçebe ve askerlik şeyinde statüsündeler. Tatarlar kadar çok fazla yani ticaretle uğraşmıyorlar. Tatarlar dolayısıyla daha dinamik, daha aktif. Bir de şey de eklemek lazım. Yani bu bölgenin kültürel, iktisadi merkezi de Tatarların yaşadığı yani Kazan şehri. Kazan şehrinde ta 19. asrın başından itibaren üniversite var, kütüphane var, matbuat var. Katerina zaman imparatorluğun kendisinin getirdiği ve kurdurduğu Arapça harflerle neşir yapabilen matbaa var ki dünyanın her tarafına da aslında dağılıyor yapılan neşriyatın bazısı. Tatarlar onun da merkezinde ve böyle bir avantajları da var. Ha, Güney Kafkasya'da da benzer şekilde ciddi gelişmeler var. Tek Tatarlar demeyelim ona ama özellikle Orta Asya ile olan bu irtibat daha çok Tatarlar üzerinden ve Güney Kafkasya biraz daha işte mezhepten dolayı ya da Kafkas Dağları bölgesindeki Müslümanlar da dilden dolayı diğer şeyden, network'ten, diğer bağlantılardan nispeten uzaklar. Yani uzaklar demiyorum ama nispeten uzaklar. Tatarlar biraz daha merkezde kendilerini buluyorlar. Peki hocam, şimdi hem bu yapısal dönüşümlerden hem de tüccar sınıfının oluşumundan konuştuk. Netice olarak bunların sonucu olarak ortaya çıkan ve Türkiye'de de zannederim Kazan Tatarları, Rusya Müslümanları denince en çok bilinen mevzu olan eğitimde yenileşme hareketi ve yeni cedidçiliğin ortaya çıkış süreci var. Bu süreci siz nasıl yorumluyorsunuz? Siz nasıl ele alıyorsunuz? Ne oluyor da? Biraz aslında zaman ara ara değindiniz tabii ki bu konuya. Hem yayıncılık hem eğitimdeki yenileşme nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl şekilleniyor? Birkaç sahip var. Birincisi bahsettiğimiz gibi dünya değişiyor. İnsanlar dünyanın değiştiğini fark ediyor. Buna karşı ne yapmamız lazım diye sorgulamaya başlıyorlar. Bu hani belki de en mühim sahip motivasyon. Bunun arkasından da ne yapabiliriz diye sordukları zaman önlerinde belli sayıda ihtimaller var. Tekerleği yeniden icat etmeyeceksiniz. Başka yerlerde ne yapılmış vesaire. Burada işte İsmail Bey Gaspırinski ya da İsmail Bey Gaspıralı Kırım Tatarı'nın ciddi bir rolü var. Niye ciddi bir rolü var? Babası orduda tercüman ve işte tercümanlık yaparak Zadegan sınıfına dahil olmuş. Ve Gaspıralı Moskova'da askeri akademide okuyor. Rusçası çok iyi. Hatta başlarda Rusçası Tatarcasından daha iyi. Askeri akademide okuyor. Orada Rus Slav milliyetçileriyle yan yana onlardan görüyor. İşte hatta bunlardan bazılarıyla böyle çok çok sıkı fıkı arkadaş. Yani gidip evlerinde kalıyor vesaire. İşte milliyetçilik kavramı yavaş yavaş
gündeme gelmeye başlıyor. Yani böyle şeyleri görüyor, duyuyor, öğreniyor. Kırım Tatar olmasından dolayı Osmanlı'yla ciddi bir irtibat var. Çünkü Kırım Tatarları işte 1883'te ilhak edilmesinden sonra ve özellikle Kırım Harbi'nden sonra 1854-56 Kırım Harbi'nden sonra büyük sayılarda Osmanlı'ya göç edip Osmanlı'ya yerleşmişler. Gaspral'ın akrabaları var İstanbul'da. Dolayısıyla yani İstanbul'da ne oluyor, ne bitiyor bunlarla bir şey var, irtibatı var. Osmanlı-Girit Harbi ortaya çıktığı zaman bir arkadaşıyla beraber akademide okurken, Moskova'da Askeri Akademide okurken bırakıyor, Osmanlı'ya gidip Osmanlı ordusuna katılmak istiyor. Yolda yakalanıyor, göndermiyorlar. Daha sonradan kendi imkanlarıyla tekrar işte gidiyor. Osmanlı'da görüşüyor, insanları görüyor, görüşüyor. Ahmet Mithat Efendi'den Ahmet Mithat Efendi'nin tesirinde kaldığı bariz. Oradan Fransa'ya gidiyor. 2-3 sene Fransa'da kalıyor. Meşhur Rus yazarı Turgenev var. Ona işte asistanlık yapıyor. Dolayısıyla hani Avrupa görmüş. Geri Osmanlı'ya gelmiş, Osmanlı görmüş. Geri Rusya'ya gidiyor. 1880'lere geldik bu aşamada. Yani dedim ya ihtimaller neler diye. Mesela Osmanlı'da o zaman da bu usulü cedid dediğimiz bir yöntem okuma yazmayı öğretmede gündeme gelmiş kullanılıyor. İlk defa işte Amerika'da gündeme gelmiş kullanılmaya başlanmış İngilizce tabii için. Onu işte Osmanlı'ya adapte etmişler. Nedir usulü cedid? Okuma yazma öğretirken, harfleri öğretirken daha doğrusu. Harfleri öğretirken harflerin isimlerini değil seslerini öğretiyorsunuz. Yani elif diye tekrar ettirmek yerine işte üstüne hareketlerini düşünürsek a, i, u dedirtiyorsun. Çok basit bir şey gibi ama yani elif elif b b b t t t diye 5 senede ancak okumayı ya öğreniyorlar ya öğrenemiyorlar. Bu yöntemi değiştirdiğiniz zaman hakikaten okumayı öğrenmeye başlıyor insanlar. İşte Osmanlı'da bu usulü cedid adı altında kullanılıyor. Gaspral da alıyor usulü cedid diye bir mektep açıyor. Kırım'da. Önce kimse çocuğunu göndermiyor falan. İşte 40 günde öğretiyor onlara okumayı. Bir imtihan düzenliyor. Herkesi çağırıyor. Öğrenciler herkesin önünde Kur'an okuyorlar. Bu sefer o 40 günde Kur'an okumayı öğretti falan. Herkes işte öğrencilerini gönderiyorlar. Bu usulü cedid dediğimiz şey yani aslı başlangıcı bu. Bunun yanında işte insanlar nasıl kültürü yayıyorlar, nasıl birbirleriyle irtibatlaşıyorlar, nasıl birbirlerinden haberdar oluyorlar. Rusya'da ciddi bir süreli yayıncılık gelişmiş zaten 19. yüzyılın başlarında gelişmiş. Gaspralı da işte o da işte şey yapmak istiyor, bir gazete çıkartmak istiyor. Tabii sansür söz konusu. Diyorlar ki hem Tatarca hem Rusça çıkartırsan izin veririz. Bir şekilde izin alıyor epey uğraştıktan sonra 1884'te tercüman işte hem Rusça hem Tatarca çıkacak ya. O yüzden adını tercüman koyuyor. Bu Hocam bir araya girersem, bu döneme kadar zannederim Kazan Tatarlar arasında gazete çıkarma girişimleri var ama onlara izin verilmiyor değil mi? Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum diye size bir sorayım dedim. Kafkaslar'da var. Çıkartılıyor. Gaspral'dan önce çıkartılmış var ama 3 sayı 5 sayı çıkartıyor. Ondan sonra şey yapılıyor. Yasaklanıyor. Kazan Tatarlarına da izin verilmiyor sanırım Kazan tercümanlarımız. Tatarları'nda da işte Astroomov diye bir misyoner adam var. Onun Orta Asya'da çıkarttığı şey var. Türkiye dilde çıkarttığı var. Kazan Tatarları arasında da mesela Kayyum Nasiri alim, Abdülkayyum Nasiri var. Onun çıkarttığı takvim adı altında. Yani yıllık işte takvimler gibi ya da işte broşürler gibi. Hani süreli yayın şeklinde değil ama süreli de adı süreli yayın değil. Çıkan bazı şeyler var. Ama Gaspralı'nınki ilk defa çıkıp devam eden 1913-14'e kadar Gaspral'ın vefatına kadar devam eden bir gazete kesintisiz devam ediyor. Hatta ilk başta işte 2 haftada bir falan çıkıyor sonra günlük olarak çıkmaya başlıyor. İkincisi Gaspral'ı çok böyle akıllı bir şey yapıyor. Şeye gidip Kazan'a gidip orada meşhur bu işte tüccar ailelerinden birisinin kızıyla evleniyor. Oradan hem sermaye geliyor hem de doğrudan irtibatlar kuruluyor. Bastığı gazeteyi gidip oralara da dağıtmaya başlıyor posta ile. Oradan işte Orta Asya diyor vesaire. Yani 19. asrın sonlarında imparatorluğun, devletin başka işte Türkiye dillerde yayın yapılmasına çok müsaade etmediği zamanda Müslüman tarafından çıkartılan, yani Astroomov'unkini devlet çıkartıyor. Müslüman tarafından çıkartılan, kesintisiz devam eden, çok yere ulaşan tek bir yayın organı şeklinde çok mühim bir katkısı var. Kime katkısı var? İşte böyle bir gazeteye abone olmayı düşünecek, böyle bir değişimi merak edecek, müsbet görecek, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan entelektüel kesim içinde yayılıyor. Bundan dolayı da daha sonradan ortaya çıkan bu entelektüel harekete
Rusya Müslümanları arasında özellikle İdil Ural bölgesinde harekete Cedidci ismini koyacağız. Niye? Çünkü usulü Cedid, Gaz Kralı'nın Rusya'ya getirdiği okuma yazma öğretme metodunu tercih eden, onu terbiyece eden, yaymaya çalışan manasında Cedidci. Ama Gaz Kralı bunu Rusça'da mevcut olan entelijent ya da entelektüel kelimesine karşılık olarak da kullanıyor. Bunu nereden biliyoruz? Tercümanı hem Rusça hem Tatarca çıkartıyordu ya. Birkaç yerde Rusçasında entelijent diyor, Tatarcasında Cedidci diyor. Dolayısıyla Cedidci demek işte Rusya Müslümanları arasındaki entelektüel demek. Oradan yayılan bir hareket ama tabii teferruatını gene konuşacağız. İsterseniz Kazan üzerindeki bu cedidçilik Kazan'daki cedidçilik hareketlerinden devam edelim. Kazan'da daha sonra Gazprom'un etkisinden sonra nasıl şekilleniyor bu cedidçilik hareketleri? Kazan merkezli İdil Ural bölgesi. Şimdi adı üstünde işte Cedidçilik bir okuma yazma metodu. Bunun Moğollalar tarafından benimsenmesi lazım. Niye? Çünkü okuma yazmayı Moğollalar öğretiyor. Her köyde işte aşağı yukarı her köyde, her mahallede bir Molla var. Her Molla'nın asli vazifelerinden bir tanesi o köydeki, mahalledeki çocuklara okuma öğretmek ya da işte dini ilimleri öğretmek. Bunun çerçevesinde Kur'an okumayı öğretmek. Ama şimdi burada fonksiyonel okumayla Kur'an'ı seslendirmeyi birbirinden ayırmak lazım. Fonksiyonel okuma, okunabilecek çok sayıda metnin olduğunu, anlayabileceğiniz bir dilde bunları alıp elinize okuduğunuzu, anladığınızı, o anladığınızı sizde bir değişimde bulunduğunu ve bunun ötesinde hani biraz daha ileriye gidersek kendinizin de bu ortaya çıkan okur yazar kitlesine, metin dünyasına katkıda bulunduğunuzu farz ediyoruz. Böyle bir şey yani ulema arasında sınırlı ölçüde dini tartışmalar falan devam ediyor. Yani hiç yok değil. Ama sadece ulema ile sınırlı ve sadece ya da çok büyük ölçüde dini mevzularla sınırlı bir şey var. Hani okur yazarlık ve fonksiyonel okuma var. Ama cedidçilik bunun halka yayılmasını talep eden ve halka yayılması için çalışan bir çaba ve bunun başarılı olması için de mollaların devreye girmesi lazım. Çünkü dediğim gibi mektepler var. Mekteplerde talebe geliyor, okuyor. Siz onlara eğer fonksiyonel okuma kabiliyetini kazandırırsanız işte ortada çok fazla olmamakla beraber var olan ve gittikçe de sayısı artan çünkü matbuat ciddi gelişiyor. Türkiye dillerde eserler de var. İşte Abdülkayyum Nasiri biraz önce bahsettiğimiz mesela sayısız ders kitabı basıyor. Yani cebir kitabı var, coğrafya kitabı var, tarih kitabı var, şu var bu var. Hepsi bunların Türkiye dilinde. Daha önceden olan bir şey değil bu. Ve şimdi fonksiyonel okuma yapabiliyorsanız bunları alıp mesela cebir öğrenebiliyorsunuz. Rızaettin Fahrettin diye meşhur bir şahıs mesela var. Rızaettin Fahrettin yazıyor hatıratında. İşte pazarda bir cebir kitabı bulmuş. Oradan almış. Cebir öğrenmiş. Matematik yani. Öğrenmiş. Ama sıkıntı şurada ki Molaların hepsi de bunu yapmak istemiyorlar. Neden yapmak istemiyorlar? Birincisi her yeniliğe insan önce bir şey yapar şöyle yani bu ne olacak? İkincisi özellikle bu İli Ural bölgesi için baktığımız zaman insanlar tedirginler. Yani misyonerlik faaliyetleri hala devam ediyor. Bu dönemde Rusya'nın 1870'lerden itibaren özellikle Rusya'nın devletiyle misyoner kurumları arasında ciddi bir eklemlenme var. Özellikle İdil Ural bölgesinde misyonerler eğitim sistemini kontrol ediyorlar. Devletle çok yakın ilişki içindeler ve sürekli bir çaba içindeler, sürekli bir şeyler yapıyorlar. Bu da eski zamanın hatıralarını canlandırıyor. Yani işte Silas Doğu'yla bahsedildikleri vesaire. Yeni bir şey gelirse acaba bu hani bizim kültürümüzü altından uyar mı düşüncesi var şimdi Mollalarda. Dolayısıyla hepsi ilk baştan buna çok taraftar olmuyorlar. Daha sonradan taraftar olanlarla olmayanlar arasında ciddi çatışmalar olacak. Ama ilk başlardaki bu taraftar olmamayı o ciddi çatışmalarla çok fazla karıştırmamak lazım. Çünkü cedidçilik sadece biraz önce de bahsettiğimiz gibi cedidçilik sadece yani okuma yazma öğretme metodu değil. Daha sonradan cedidçilik adı altında entelektüellerin teklif edeceği topyekün kültürel değişimler, çeşitli ideolojik akımlar, ulema ile entelektüel arasındaki güç mücadeleleri vesaire bunların tamamını işte ya da din ile
milliyetçiliği, ya yani kimliği neyin belirleyeceğine dair tartışmalar. Bunların tamamını göz önünde bulundurduğumuz zaman daha sonra bu çatışmaları anlayabileceğiz. Hocam şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu dönemdeki okuryazarlık kampanyasının neticesinde Kazan Tatarları dediğimiz ya da Kazan Müslümanları dediğimiz grup çok yüksek bir okuryazarlık oranına ulaşıyor o dönem için. Rusların bile önüne geçtiği bir dönem var sanırım. Evet. Ruslardan daha yüksek bir okuryazarlık. Şöyle Ruslar zaten yani Rus köylüsü zaten okuma yazma Köylüsü. falan bir şey yok yani mujik diyorlar yani köylü baba. Onlarda pek böyle bir şey yok. İkincisi bu okuma yazma kampanyasından önce de zaten bu söz konusu Evet yani. önce de. Her mahallede her mektepte bir imam var. O imam işte molla var, molla okutuyor vesaire. Hijyen bakımından, temizlik bakımından, dini kültürden dolayı Rus Müslümanları, Tatarlar Ruslara kıyasla çok daha ileri seviyedeler. Mujikler büyük bir kısım, hepsi değil ama serf oldukları için, serf olarak feodal lordların, ağaların baskısı altında kaldıkları için yani çok geri kalmışlar. Yani dolayısıyla Rusya Müslümanları kültürel olarak bu serflerden mesela Rusyalı etnik Ruslardan çok daha ilerideler ve bu misyonerler vesaire için de bu ciddi sıkıntı ortaya çıkartıyor. Çünkü yani işte Çuvaşlar henüz şey değiller, Hristiyan değiller o zaman da, animistler, Şaman dinindeler. Misyonerler gidiyor Çuvaşlara, siz Hristiyan olun, Hristiyan daha iyi diyor. Çuvaş bakıyor, orada işte Müslüman bir şekilde yaşıyor, Rus köylü bir şekilde yaşıyor. Birisi pisliğin içinde yaşıyor, birisi yani derli toplu vesaire. Ya yani bu daha iyi görünüyor. Hani yani Rusların bu baskısı olmasa Çuvaşlar belki o zaman da topyekün Müslüman olacaklar. Böyle bir şeyi var, Tatarların kültürel önde gitme gibi bir konumları var. Şimdi bunun üstüne bu işte tüccarlarda bir sermaye birikti dedik. Ekonomi gelişiyor, ekonomik entegrasyon, kültürel entegrasyon vesaire dedik. Bütün bunları da eklediğiniz zaman Tatarlar bu dönemde çok dinamik bir toplum olarak ortaya çıkıyorlar. Öyle hem görünüyorlar hem de öyleler bu zamanda. Cedidçilik hareketi de buna katkıda bulunuyor. Ama bunu sadece cedidçilik hareketine şey yaparsak, yani krediyi sadece cedidçilik hareketine verirsek hata etmiş oluruz. Çünkü çok daha genel bir değişim, gelişim var. O gelişimin bir parçası da cedidçilik hareketi. Aslında ben buradan soracağım sorulardan birine bağlayayım o zaman. Biraz daha ileride soracaktım ama bir de literatürde şöyle bir şey var. Çok Cedit merkezli tarih yazımını bu Rusya Müslümanlarının tarihinde hem Orta Asya için hem Kazan Tatarları için eleştiren yeni bir ne diyelim artık paradigma da var. Özellikle Orta Asya tarihinde bu Edipalit'e çok eleştiriler geldi biliyorsunuz. Paulo Sartori, Devin Deviz gibi tarihçiler tarafından. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Ben bu soruyu şu yüzden de soruyorum. Yani benim Türkiye'de bu bölgeyle bu halklarla ilgili çalışmalara baktığımda bu Cedid merkezli tarihçilik çok çok baskın. Belki bu uluslararası tarihçilikten de çok daha baskın. Ama aslında uluslararası tarihçilikte bunun bir eleştirisi var artık. Nedir bu Cedid merkezli tarih yazımının eleştirisi ve siz nasıl düşünüyorsunuz? Nerede konumlandırıyorsunuz kendinizi? Evet. Şimdi şeyden başlayalım. Türkiye'de niye bu böyle? İki sebepten. Bir tanesi Türkiye'de tarihçilik, yani Türk Cumhuriyeti tarihçiliğinin kurulmasında Rusya'dan gelen Türk Müslümanların ciddi tesiri var. Yani işte Akdes, Nimet, Kurat vesaire bir, yani tarihçilerimizin hatta bugün bile meşhur hani önde gelen tarihçilerimizin çoğu Tatar asıllıdır. Ya Kırım Tatarı ya Kazan Tatarı asıllıdır. Halil İnalcık mesela öyleydi. İlber Hoca öyle. Bu bir şey. Gelenek oradan geldi. Türkiye'ye o zaman da gelenler de büyük ölçüde cevitçiliğin milliyetçilik tarafında dolayısıyla Bolşeviklerle geçinemeyen Bolşeviklerden hani ayrılıp kaçmak zorunda kalan ve Cedidçiliği de kendi geçmişi olarak Türkiye'ye getiren insanlardı. Bunlar yazdılar, çizdiler. Ondan sonrakiler onlardan öğrendiler. Ondan sonrakiler onlardan öğrendiler. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı yani bu tamamen hayal ürünü bir şey değil. Yani cedidçilik dediğimiz zaman o dönemde bunu sayılara vurmak çok zor. Elimizde istatistikler vesaire yok ama binlerce insan var. Nasıl işte Osmanlı'da Meşrutiyet döneminde, Abdülhamit zamanında Avrupa'ya okulların açılmasıyla ortaya çıkan bir entelektüel kitlesi var. Rusya'da da öyle bir Türkiye Müslüman entelektüel kitlesi var ve sayıları binlere ulaşıyor. Bunların böyle bir ortamda yani ortamın modernite ile değiştirildiği bir ortamda moderniteye nasıl tepki verileceğini ya da modernite ile nasıl eklemlenebileceğini bilen, bundan neyi kastetmişler? Rusça konuşmayı bilen, matematik bilen vesaire. Bu kadar sayıda insanın olmasının neticesiz kalması da saçma olur. Yani cedidçilik hareketi hiçbir şey yok olursa etten püften bir şey de onu çalışmaya bile değmez. Biraz önce bahsettiğiniz işte Orta Asya tarihçileri arasında biraz daha yaygın olan bu da saçma.
Yani birincisi abartılı. Niye abartılı? Çünkü o kaynaktan gelmiş. Yani başka şeylere çok fazla bakmamış. O yüzden abartılı. İkincisi, yani birisi iflaslı, öbürü tefrit. Tefrit daha da ileriye gitti bu bahsettiğiniz tarih yazımcılığında. Bu niye? Şimdi akademinin şöyle bir problemi var. Kendinizi ispat etmek zorundasınız. Yani işte yardımcı doçentseniz doçent olmak için, doçentseniz profesör olmak için, kitabınızın basılması için, iyi yorumlar alması için kendinizi ispat etmek zorundasınız. Kendinizi nasıl ispat edeceksiniz? Başka birilerinin yanlış yaptığını, sizin onu düzelttiğinizi iddia etmeniz gerekiyor. Yani tez dediğiniz şey bu. Ve bu hani mesela İslam kültürüne göre çok farklı bir şey. Yani İslam kültüründe birisi bir kitap yazmıştır, ya yani meseleyi halletmiştir, siz ona şerh yazarsınız. O yanlış dedi demek çok nadiren olan bir şeydi. Yani hakikaten çok ciddi bir adım atmalısınız ki o yanlıştı, ben doğruyum diyeyim. Bu akademik, Batı akademik kültüründe ise mutlaka birilerinin yanlış yaptığını iddia etmek zorundasınız ki siz kendiniz kabul görebilirsiniz. Avrupa'da da bu Türkiye'de bahsettiğim Rusya'dan gelen tarihçilerin ortaya koyduğu tarih anlayışı, yani cedidçiliği böyle göklere çıkartan tarih anlayışı ilk başlarda Avrupa ve Amerika'da da, yani Batı tarihçiliğinde de, hatta Japonya'yı falan da bunun içine katmamız lazım, çok çok ciddi tesirliydi bu konuda. En İşte meşhur Edward Azerini, Gaspra'la ilgili tez yazdı mesela. Şimdi dolayısıyla tez, cedidçilik çok iyi bir şeydi, göklere çıktı, mühimdi şeklinde. Arkadan gelen, 1990'lardan itibaren arkadan gelenlerin kendilerini ispat etmesi için cedidçilik iyi bir şey değildi demesi icap etti. Ya da cedidçilik mühim değildi İyi bir demesi. şey değil dediklerini çok sanmıyorum da biraz daha hani yani çok onu tamamen bir kopuş olarak görmek gibi. İşte ben yani Sizin de biraz karikatürize önce ediyorum. söylediğiniz bir şey vardı hani yani bu bütün gelişmeleri cedidçiliğe bağlamayalım manasında. Bu da aslında bir cedidçilik merkezli tarihçiliğin bir eleştirisi oluyor bir yerde yani. Tabii, Ama tabii tabii çok yani. radikal uç yerlere Evet. gittiğini Yani biraz söylediniz. sizin bahsettiğiniz işte Paulo Sartre'de, yani bunlar benim şahsen de irtibatta bulunduğum, uğraştığım insanlar. Yani cedidçilikle ilgili herhangi bir şey söylediğiniz zaman sen geride kaldın, niye hala onlarla O uğraşıyorsun? kadar mı? Ha, Anladım. şeyde yani. Böyle bir aşamaya geldi. O da bir saçmalık. Yani biraz ismini verdiniz. Edip Halep, bilmiyorum kitabı Türkçe'ye tercüme edildi ama tercüme edilmesi lazım. Yani. Komünizmden sonra İslam tercüme edildi. En sonunda o yeni Orta Asya kitabı yeni tercüme edildi ama o cedidçilik kitabı edilmedi. Yani onu da aslında tercüme edilmesi lazım. Yani Edip Halid'in yani eline zor su döker bu bahsettiğim insanların çoğu, yani açıkçası. Yani mükemmeldir demiyorum. Onda eleştirecek tarafları olabilir ama bu mevzuda eline zor su döker. Şimdi bu ikisinin arasında ne yapacağız? Yolumuzu nasıl bulacağız? Birincisi, bu kadar insanı etkileyen ve dünyanın genel gidişi içinde o gidişi önden gören ve ona göre tepki veren bir akımın tamamen etkisiz olduğunu ya da yani kayda değmeyen bir hareket olduğunu iddia etmek saçma. İkincisi, bu hareketin tek bir hareket olduğunu, yani böyle efsaneleştirebiliriz, cedikçilik deyip de işin içinden çıkabileceğimiz tek bir hareket olduğunu düşünmek de saçma. Çünkü dünyaya açılıyorlar. Dünya tek tip bir dünya değil. Rus entelijansiyasına mesela açılıyorlar. Ve orada çeşit çeşit komünizm var. Sosyalizm var. Çeşit çeşit milliyetçilik var. Mesela Gasparova diyor ki biz bir Türkiye, işte halklar hepimiz bir milletiz. Türkiye milleti. Oradan şeyler, Kazan'dan işte 20. asrın başında o matbuatta Kazan Tatarları diyorlar ki yok oğlum, biz Kazan Tatarıyız, biz hepimiz bir değiliz. Başkurtlar diyor ki biz Başkurt'uz. Bu bir tartışma mesela. Ondan sonra biz şey mi olacağız, liberal mi olacağız, sosyalist mi olacağız? Bu bir şey. Yani cedidçilik dediğiniz entelektüeller. Şimdi entelektüeller dediğim zaman ben buna bir ideolojik değer yargısı yüklemiyorum. Türkiye'de cedidçilik denince anlaşılan İslam içinden çıktı, modernleşti ve İslam ile modernleşmeyi, hani ben en başta dedim ya, benim de yola çıkış şeyim, İslam'la modernleşmeyi şey yaptı, uyuşturdu, bunu birbiriyle barıştırdı. Bu barıştırma sürecinde doğru bir milliyetçilik tanımı yaptı. Hamiyetperver, milliyetçi, yani iyi çocuklar falan şeklinde. Bu yani işi hani ben burada karikatürize ettim ama tarihçilik de karikatürize ediliyor. O yüzden hani karikatürize ettim. Bu işi basitleştirmek oluyor. Bunların kendi içinde kavgaları var. Kendi içinde çeşit çeşit ideolojik şeylere, dallara ayrılıyor. Sosyalist olanları var, solcu olanları var. Ki zaten daha sonradan Sovyetler Birliği'nde de Sovyetlerin bu bölge halklarını tesir altına almasında ciddi rolleri var. Aracılık
yapma şeklinde bir rolleri var. Yani ikincisi bu. Evet, tesirli tek bir şey değil, tek bir hareket değil. Üçüncüsü de bölge halklarına, oradaki Türkiye Müslüman halklara yön veren, yol gösteren tek grup bu entelektüeller değil. Din adamları da artı din adamlarıyla kendini konumlandıran tüccarlar, ki onları da gene entelektüel sınıfına dahil etmemiz gerekecek ama şimdi entelektüel ile din adamı arasında şöyle bir fark var. Biraz önce dedim ya, entelektüel dediğimiz zaman kendini topluma karşı sorumlu hisseden ama bunu seküler manada, dünyevi manada hisseden insan, buna entelektüel diyoruz. Din adamları ise topluma karşı, hani Allah'a karşı olan sorumluluğundan dolayı topluma da sorumlu hissedebilir. Böyle bir hani ufak bir ayrım yapabiliriz. Bunlar da var. Yani bunlar da şeyde, ceditçi literatüre bakarsanız bunlar cahil, kara molla, dünyayı anlamayan, bundan 5 asır önce yazılmış kitabı ezberleyip bugün de hala ona devam eden, dünyanın, güneşin etrafında döndüğünü bile kabul etmeyen, dünyanın yuvarlak olduğunu bile kabul etmeyen, öylesi de var. Hani onu ayrı ayrı mesele. Osmanlı'da da var. Öylesi. Öylesi de var ama hepsi öyle değil. Yani onların içinden de Rusça öğrenen ya da işte Arapça üzerinden mesela dünyayı takip eden ve dünyada ne olup bittiğini anlayıp buna tepki veren, bununla ilgili düşünenler de var. Ha, biraz daha geriden geliyorlar. Arkadan işte başladılar. Dolayısıyla Gaspralı ile başlattığımız ceditçi hareket kadar sayıca belki çok değiller. Matbuatta o kadar tesirli değiller. Ama her şey de matbuattan ibaret değil. Bunlar köylerdeki mollalar. Köylerdeki insanlarla bunlar irtibat içinde. Devletle irtibat içindeler. Müftülük üzerinden devlet, yani devlet cedicileri tanımıyor. Ama mollaları tanıyor. Devletle irtibat içindeler. Devletle müzakere içindeler. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz hani cediciliğe karşı gelen akım buradan başladı. Alan Frank vesaireyle ya da Michael Kemper ile buradan başladı. Yani bu, şimdi cedidçiler onlara kadimci dedi ama kadimciyi böyle kötüleme manasıyla söylediler. O yüzden kullanmak istemiyorum. Cedidçi olmayan entelektüeller diyeyim, diğer entelektüeller diyeyim ya da muhafazakar entelektüeller diyeyim. Muhafazakar entelektüellerin de göz önünde bulundurulması ve ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Bence bu makul ve yapılması gereken bir şey. Ben onu yapmadım. Benim hani tezimin konusu, kitabımın konusu o değildi ama bu yapılması gereken, yapıldığı zaman da güzel olan bir şey. Bunu biraz daha ileri götürüp de muhafazakar olmayanlarla ilgilenmek abesle iştigaldir. Onlar zaten ufak tefek işler yaplar, kayda değmezler dediğiniz zaman bu da tefrit oluyor. Evet, şimdi dinleyenler için araya ben bir not gireyim. Hocamın konuşmalarından tabii biraz anlaşılmıştır ama bizim alanımızda böyle bir neredeyse kanlı bıçaklı, çok kişiselleştirilmiş bir kavga halini almış durumda bu. Edip Halit bir tarafta, bir tarafta işte diğer saydığımız bazı isimler. Şimdi bu tartışmanın bana göre, yani benim gördüğüm kadarıyla, Sovyet İslamı üzerinde dönen tartışmalarda ben biraz daha Edip Halit karşıtı gruba daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biraz daha yeni gelen eleştirilerin daha haklı olduğunu düşünüyorum. Ama sizin de dediğiniz gibi Edip Halit'in ilk kitabı, o ceditçilik üzerine olan kitabının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta Edip Halit'in bir makalesini de ben çevirmiştim. Dinleyenler için onu da not edeyim. Osmanlı ile Sovyet dünyaları arasında Orta Asya başlıklı makalesini de ben çevirmiştim, basılmıştı. Bizim alanda bu biraz komik yerlere bile varıyor. Konferanslara falan gittiğinizde neredeyse birbirleriyle kavga edecek, boğaz boğaza gelecek yerlere geliyorlar. Son olarak burada şunu demek istiyorum. Benim mesela bu çok cedit merkezli tarihçilikten biraz rahatsız olmamın bir sebebi şu. Yani ceditçilerin önemi veya önemsizliği değil mesela, ama bu Rusya Müslümanlarının, Rusya Türklerinin ne dersek tarihini tamamen bir düşünce tarihi odaklı görmek biraz beni rahatsız ediyor. Yani sosyal ve kültürel tarihte çalışılmamış çok fazla alan var. Sosyal ve kültürel tarih çok es geçilmiş. Belki tabii bu kaynaklarla da ilgili bir şey, ne kadar kaynaklarla da ilgili bir şey, ama özellikle Türkiye'de mesela, yani bu bölgelerin sosyal kültürel tarihini çalışan neredeyse kimseyi görmüyorum. Ama hani dönüp tekrar tekrar bir ceditçinin biyografisi, bir ceditçinin düşünce dünyası, hayat hikayesi çalışılabiliyor, onu diyeyim. Siz gene benim soracağımız bir soruyu önceden söylemiş oldunuz hocam. Bilmiyorum, tekrar bir soru olarak sorayım mı? Son olarak şey soracaktım. Bu ceditçilik veya işte bu yeni oluşan entelektüel grubun ideolojilerle ilişkilerini, milliyetçilik, İslamcılık, pan-Türkizm, pan-İslamizm'de nereye düşüyorlar diye soracaktım. Siz gene ben sormadan bu meseleye girdiniz. Bilmiyorum, tekrar eklemek istediğiniz bir şeyler var mı burada?
Şunu ekleyeyim. Hani o sorunun belki de arkasından bunu da soracağım size. Ben orada da belki önden gitmiş olacağım ama şimdi entelektüeller entelektüel olmaları gereği ideoloji bağlamında hareket eden insanlar. İdeoloji demek ne demek? İşte toplum nasıl olmalı? Eğer olduğu şekilden memnun değilsek nasıl değişmeli? Nereye götürülmeli? İdeolojiler burada gündeme geliyor. O dönemdeki hani Geçer Akçe meşhur olan ideolojilerde işte biraz önce bahsettiğiniz gibi sosyalizm ve milliyetçilik. Sosyalizmin envai çeşidi var ama milliyetçilik kadar çeşitli değil. Çünkü milliyetçilik tabiatı gereği cüz'i olması gereken bir şey. Yani ya Tatar milliyetçisinizdir, ya Başkurt milliyetçisinizdir, ya Türk milliyetçisinizdir. Aynı zamanda hem Rus milliyetçisi hem Tatar milliyetçisi olamazsınız. Aynı zamanda hem Tatar milliyetçisi hem Başkurt milliyetçisi olamazsınız. Dolayısıyla daha lokal, daha sınırlı bir şey. Dolayısıyla onun da çok çeşidi var. Şimdi o dönemde biraz önce bahsettiğim bu misyoner devlet eklemleşmiş işte yapısı var dedim ya. Bunlar Rusya Müslümanlarını özellikle 1905'te işte Rusya'da bir ihtilal oldu. Anayasa gündeme geldi vesaire. O ihtilalin bastırılması sonrasında devlet ciddi böyle bir paranoik haldeydi. Özellikle o dönemde bu misyoner devlet grubu Rusya Müslümanlarına da bir tehdit unsuru olarak görmeye başlıyorlar. Sadece cedidçilerden bahsedeyim. Rusya Müslümanlarını tehdit unsuru olarak görmeye başlıyorlar. Niye? Kendileri panslavcılık yapıyorlar 1800-1870'lerden beri. Osmanlı da buna karşı pan-İslamizm yapar, pan-Türkizm yapar. Vesaire. Yani mesela pan-İslamizm 1870'lerde Rusların panslavizmine tepki olarak ya da ondan görülerek ortaya atılmış bir kavram. Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm. İşte Osmanlı da bunu yapar. O zaman bu Müslümanlara ciddi bakmalıyız. Artı Tatarlar işte bu kadar şeyler, aktifler, dinamikler, önde gidiyorlar. İşte biz vaktiyle hata yaptık onları Kazaklara karşı aracı olarak, Orta Asya'da aracı olarak kullanmakla hata yaptık. Bunları kısıtlamamız, sınırlamamız lazım. Kısıtlamamız, sınırlamamız lazım. Neyi kısıtlayacağız? Bir bakıyorlar işte matbuat var. 1905'ten sonra Rusya'da sansür çöküyor. Onlarca şey var. Türkiye dilinde çıkan dergi gazete var. Bunların da büyük bir ölçüde cedidçiler çıkartıyor. Nasıl takip ederiz? Müslümanların ne yaptığını nasıl biliriz? İşte oryantalist zihniyet, Tatarca öğreniriz, Türkçe öğreniriz. Okuruz o dergileri, oradan anlarız. Ne yapıyorlar? Okuyorlar, bakıyorlar. Orada işte biz Türk'üz, biz Tatarız, biz şuyuz, biz buyuz falan. Aha bunlar şeyler, Türkçüler, aha bunlar Pan-Türkçüler, aha bunlar Pan-İslamcılar. Böyle bir korku, paranoya devlette ve misyonerlerde var. Ve devlet ve misyonerler buna karşı harekete de geçiyorlar. Cedidçilerin faaliyetlerini kısıtlamak için devlet kurumlarını harekete geçiriyorlar. Ha, devlet dediğimiz şey o zaman da bugünkü gibi güçlü, bugünkü gibi kolu her tarafa yayılmış bir şey değil. Çok daha sınırlı hareket edebilen bir şey. Mesela sosyalist cedidçilerden bir tanesi şey yapıyor. Kazan'da faaliyette bulunuyor, dergi çıkartıyor, kapatıyorlar dergiyi, kaçıyor gidiyor Ufa'da dergi çıkartmaya başlıyor. Ufa'daki polisin ondan haberi yok. Orada yakalanıyor, Kazan'a geri geliyor, buradaki polisin haberi yok falan. Ayaz İshaki miydi? Ayaz İshaki miydi bahsettiğiniz Evet, başka ismi? evet. Yok Ayaz Saki değil. Ayaz Saki de vardı aklımda olan Lafınızı başka kestim, kusura birisiydi. bakmayın. O da vardı aklımda olan başka birisiydi. Şimdi Tamam. toparlayamadım onun ismini. Dolayısıyla hani devlet o kadar güçlü olmamakla beraber çökmek istiyor. Çökeceği zaman nereye çökecek? Gözde görülür, elle tutulur. Cedidçilerin mektepleri var. İşte bu bir medresesi var mesela. Medreseler de açıyorlar. O medreseler üniversite gibi ya da lise, gimnazyum gibi. Lise gibi. Yani medreseden çok liseye dönmüş artık bu şeyler. Medreseler. Ve oralara çökmeye başlıyorlar falan. Dolayısıyla hani cedidçiliğin tesirlerinden bir tanesi de Çarlık hükümetinin, Çarlık devletinin ve onların misyonerlerle olan bu işbirliğinin Rusya Müslümanlarını daha bir tehdit olarak görmesini, o gördüğü tehditten algıladıklarının ne olduğunu şey yapıyor, etkiliyor. Bir şeyde, bir neticesi de bu zamanda. Aslında benim değinmek istediğim meselelerden biri de buydu. Hani Türkiye'de cedidçilik denince çok yapan Türkist, yapan İslamist bir şekilde, yani pan-İslamizmle, pan-Türkizmle tamamen özdeşleştirildikleri bir anlayış da var. Siz aslında bir makalenizde, kitabınızda var mıydı tam hatırlamıyorum. Makalenizi de çok önceden okudum ama cedidçileri konuşurken de biraz bahsettiniz. Bir entelijansiya, Rusya Müslümanlarının entelijansiyası olarak tanımlıyorsunuz. Aslında cedidçi dediğimizde nasıl Rus entelijansiyasından bahsediyorsak bir anlamda bir entelijansiya grubundan bahsediyoruz ve bu entelijansiyanın içindeki insanlar farklı ideolojilerle farklı bağlantılar, farklı ilişkiler kurmuş olabiliyor anladığım kadarıyla, değil mi?
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. O zaman hocam isterseniz hemen hemen konuşmayı düşündüğümüz her şeyi konuştuk. Eklemek istediğiniz, eksik kaldığını düşündüğünüz bir şey varsa ben son olarak onu alayım. Daha sonra da yavaş yavaş programı kapatabilirim diye Evet. düşünüyorum. Yani şunu söyleyerek kapatayım. Başta hani imparatorluğa dönüş diye bir akım var dedik. O akım imparatorluğu böyle çok iyi bir şey gibi hani göstermeye çalıştı. Yani tolerans vesaire. Kapatırken de hani imparatorlukta devlet ile şeyler, misyonerler anlaştılar, cedicilerin üstüne çöktüler vesaire. Hani bu da ama hikayenin tamamı değil. Niye hikayenin tamamı değil? İmparatorluğa dönüş akımının gerçekten hani haklı olarak ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi de imparatorluk tekliği olan bir yapı değil. Parçaları var. Ve bu parçalar bazen birbiriyle zıt yönlerde hareket edebiliyor. Mesela İçişleri Bakanlığı bir şey isterken Milli Eğitim Bakanlığı başka bir şey isteyebiliyor. Ya da Rusya için düşündüğümüz zaman Rusya'da 1860'larda büyük reformlar dedikleri bir dönem var. Bu dönemde yerel yönetimler ortaya çıktı ve zamanla ciddi güçlendi. Rusya Müslümanlarının yerel yönetimlerle ilişkileri genellikle fena değil. Özellikle bu İdil-Ural bölgesinde genellikle fena değil. Ve merkezi devletin son dönemdeki bu paranoik baskıcı rejiminin neticelerini yerel yönetimler bir ölçüde törpülüyor, azaltıyor. İşte Zemstvo diyorlar bunu, yani belediye gibi belki düşünebiliriz. Bu belediyeler ve ona benzer şeyler, idareler ve Rusya Müslümanları da bunları kullanmayı iyi öğreniyorlar. Bunları kullanarak okullaştırıyorlar, yol yaptırıyorlar, şudur budur vesaire. Dolayısıyla hani tamamen negatif bir noktada da bitirmemek lazım. Hayatın günlük ya da gündelik akışı içinde ortaya çıkan imkanlar ve kısıtlamalar her zaman bizim arşivden ya da o dönemi yaşayıp da hatıratında bize nakleden, hani bu Türkiye'ye gelen cedici tarihçiler gibi, lerin algıladıklarından ibaret değil. Hayat çok daha karmaşık. Her birimiz bunu kendi günlük hayatımızda görüyoruz. Ve tarihçinin vazifesi de mümkün olduğu kadar işte o karmaşıklığın ucuna, kıyısına, kuytusuna girip olanı olduğu gibi mümkün mertebe tasvir etmeye çalışmak. O yüzden bunu da vurgulamak lazım diyerek bitirebiliriz herhalde. Ben de kendi bir ekleme yapmak istiyorum. Belki biraz tekrar olacak da sizin son söylediğiniz şu emperyal paranoyadan bahsetmişken gene Türkiye'deki ideolojilerle anlaşılmasına bağlayacağım. Yani şimdi emperyal paranoyada bahsettiğiniz gibi merkezi devlet bunları işte pan-Türkist olarak suçluyor olabilir, pan-İslamist olarak suçluyor olabilir. Türkiye'de şöyle bir akım var veya böyle bir anlayışla çok karşılaşıyorum. İşte bir Rus belgesinde bunlar pan-Türkist veya pan-İslamist diye geçti diye bunlar pan-Türkist veya pan-İslamist olmuyor. Onlar o devletin bir şekilde suçlamalarda kullandığı veya işte kendi anladığı şekilde yazdığı, paranoyak olarak yazdığı şeyler. Ama bunları gösterip, bunları kaynak gösterip Türkiye'de de bu şekilde kullanmak yaygın. Bunun da yanlış olduğunu vurgulamak istedim. Mesela yani Stalin terör döneminde bir kişiyi her şeyle suçlayabilirsiniz. Yani Japon ajanlığından Polonya ajanlığına her şeyle suçlayabilirsiniz. Şimdi Stalin terör döneminde pan-Türkist olarak suçlanan herkes pan-Türkist demek değil. Bunları da yeni belki tarihçiliğe adım atacak, belki arkadaşlar için bir hatırlatma olarak da son olarak ekleyeyim istedim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Hemen konuşmayı düşündüğümüz her şeyi konuştuğumuzu zannediyorum. Eksik bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir yerlere istifadesi olur. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Böyle şeyleri herkes yapmıyor. Hem aklınıza gelmiş hem de 34 dediniz herhalde. 34 artık sayı mı diyelim, bu episode mu diyelim. Neyse işte bu kadar uzun süre sabırla devam ettirmişsiniz. Ve inşallah arkasından da yine çok güzelleri de gelmeye devam eder. İnşallah seyircilere de buradan gene destek çağrısıyla bitireyim hocamızın dediği gibi de programların devamını istiyorsanız, bu programların devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olarak paylaşarak destek olun. Bundan sonraki 35. programımızda da dediğim gibi Rutgers Üniversitesi'nden yine çok değerli bir tarihçimiz Nükhet Varlığı ağırlayacağız. Akdeniz dünyasında veba üzerine konuşacağız ki bu konuda gene dinleyebileceğimiz dünyanın en önde gelen uzmanlarından bir tanesi. Bunu da son olarak not edeyim. Ben izninizle burada kaydı durduruyorum.